TRT360'dan merhaba. Bugün 24 Nisan Çarşamba efendim. Haftayı ortaladık sayılır. Ben Dilek Gül. Hem dünyaya hem de memlekete bu saat diliminde beraber bakacağız ama önce günün sıcak manşetlerini aktaralım. Haftaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni anayasa mesaisiyle başlıyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir süredir gündemdeydi. Özellikle yerel seçimler öncesi çok konuşmuştuk. Hatta seçim sonrasında Türkiye'nin gündem maddelerinden biri olabilir demiştik ki oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turuna çıkıyor. Peki yeni anayasa için nasıl bir yol haritası izlenecek? Bu dilimde aktaracağız ve bir diğer başlığımız bugün dış haberlerde iki başlık öne çıkıyor. İlki İsrail'in Refah operasyonu ki bir süredir bu da gündemdeydi. Hatta İsrail buraya girmezsem bu operasyon başarısız, Gazze operasyonu başarısız olur demişti. Bakalım buradaki planı artık ne olacak İsrail'in, bunu aktaracağız. Ve bir diğer başlığımız da dış haberlerde yine Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırması. Bir süredir bu da gündemde. Özellikle hatırlayacaksınız Brüksel'de bir toplantı yapılmıştı. Buraya Azerbaycan davet edilmemişti. Ve özellikle de bu Karabağ meselesi sonrasında Ermenistan Fransa tarafından silahlandırılmaya başlamıştı. Bu iki önemli başlığı da uzman konuklarımızla konuşacağız, tartışacağız, biraz kafaları yoracağız bu dilimde. Kamu harcamalarında tasarruf sağlamaya yönelik ek tedbirler yolda. Genelgeyle yapılan düzenlemelerin yanı sıra daha bağlayıcı nitelikteki tasarruf yasası hayata geçecek. Bakın burası özellikle önemli. Tasarruf yasası artık hayata geçecek. Peki kamuda nasıl tasarruf sağlanacak? Bunu da ayrıntılarıyla aktaracağız. O zaman HT360 başlasın. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu. Detaylar Ali Ağan Tok'ta. Ali Ağan, var mı ölüm sebebine ilişkin bir bilgilendirme şu an elimizde? Evet Dilek Gül, ölüm sebebine ilişkin şu anlık elimizde bir bilgilendirme yok. Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz kızı tarafından Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. 19. dönem Trabzon milletvekilliği ile spordan sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştı. Bir dönemde Trabzonspor Kulübü'nün de başkanlığını yürütmüştü Mehmet Ali Yılmaz ve kızı tarafından evinde ölü bulundu. 75 yaşındaydı Mehmet Ali Yılmaz. İnşaat mühendisi, iş adamı ve medya patronluğu yapmıştı. Trabzonspor'da bir dönem kulüp başkanlığı yaptı Mehmet Ali Yılmaz ve 1991 genel seçimlerinde Demokratik Yol Partisi'nden 19. dönem Trabzon milletvekili seçildi ve 91-95 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı ve 49. ve 50. hükümette spordan sorumlu devlet bakanı olarak görev almıştı. Evli ve 5 çocuk babası Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulundu. Ki inşaat fakültesi mezunuydu aslında. Beşiktaş'ta yaşıyordu. 75 yaşındaydı. Trabzonspor'un bir süre başkanlığını yaptı. Daha sonra Demokratik Yol Partisi'nden de siyasete girdi 1991 yılında. Trabzon milletvekilliğini yaptı. 91-95 yılları arasında da 4 sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. hükümette spordan sorumlu devlet bakanı olarak yer aldı. 1948 Trabzon Of doğumluydu Mehmet Ali Yılmaz. 75 yaşında hayatını kaybetti. Tabii ki ölüm sebebi araştırılacak. Orada evinde ölü bulundu kızı tarafından. Ölüm sebebi araştırılacak. Bir hastalığı var mıydı? Daha önce bir tedavi görüyor muydu? Tüm bunlar araştırılacak. Daha sonra ölüm sebebi belli olacak. Şimdilik sıcak gelişme bu şekilde. Yani sadece kızı tarafından evinde ölü bulunduğunu biliyoruz. Ki bakanlığı döneminde aslında birçok yenilik de getirmişti Trabzonspor başkanlığıyken. Aynı zamanda spordan sorumlu devlet bakanı iken Türkiye Futbol Federasyonu'na özellik getirmişti Mehmet Ali Yılmaz. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişiydi ve Trabzonspor'a da tesislerini kazandıran, Trabzonspor camiası içinde önemli bir isimdi. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nda da kendi döneminde kattığı yeniliklerle önemli bir isimdi Mehmet Ali Yılmaz. Ne yazık ki 75 yaşında hayatını kaybetti.
tüm bu gelişmeler ışığında tabii ki hem evinde hem de kendisi ailesiyle beraber ekipler orada incelemelerini başlatacak. Ölüm sebebi de belli olacak. 75 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm sebebi belli olduktan sonra da tabii ki tüm bunlar aydınlığa kavuşacak. Şimdilik sadece evinde, Beşiktaş'ta yaşadığı evinde 5 çocuk babası, eski spordan sorumlu devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini ve onu da kızının ne yazık ki cansız bedenini kızının bulduğunu biliyoruz. Bir dönemde zaten söylediğimiz gibi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katılmıştı ve 5 dönemde bu yasama çalışmalarını yürüttü Mehmet Ali Yılmaz ki Trabzonspor'un da efsanevi başkanıydı. Evet. Ne yazık ki hayatını kaybetti. Şimdilik bilgiler elimizde bu evet. kadar dilekçe. Ali Antok, teşekkürler aktardıkların için. Spordan sorumlu, eski spordan sorumlu devlet bakanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu. Detayları aktardık. Elimize yeni bilgiler geldikçe de paylaşacağız efendim. Futbol camiasının da yine önemli isimlerinden biriydi. Devam edelim. Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle bugün başkanlık seçimi vardı. Mevcut başkan Zeki Yiğit yeniden başkanlığa seçildi. 7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta yeniden dolması sebebiyle mevzuat gereği seçim süreci 23 Nisan'da başlamıştı. Danıştay Genel Kurulu'nda bugün başkanlık seçimi yapıldı. 108 üye bu seçime katıldı. Mevcut başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz, 5. Daire Başkanı Fethiye Aslan ve 5. Daire Üyesi Yunus Aykın adaylar arasındaydı. Yapılan seçimde üyelerin salt çoğunluğunu alan en az 59 oy alması arandı. İkinci turda Zeki Yiğit 62 oy alarak bir kez daha Danıştay Başkanı seçildi. Binlerce vatandaşımıza ve milletimize Allah böyle bir büyük felaket. Gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa mesaisi başlıyor. Bir süredir konuşuyoruz, sinyalleri veriliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turuna çıkıyor ve grubu bulunan siyasi partileri bu kapsamda tek tek ziyaret edecek. Hemen 23 Nisan haftasından sonra önce partilerle yapacağımız temasla bu süreci başlatmayı düşünüyoruz. Doğru zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Doğru yöntemlerde partilerin uzlaşıyla bulacağı yöntemlerdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gelecek hafta anayasa turu başlıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte gerçekten sivil, yeni bir anayasayı yapması Türkiye'nin boynunun borcudur diye düşünüyoruz. Yeni anayasa için yol haritası hazır. İlk adımı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş atacak. Meclis Başkanı gelecek hafta AK Parti, CHP, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek. Ziyaretlerin gündemi anayasa yapım usulünü belirleme olacak. Anayasa değişikliği elbette ben Sayın Erdoğan'ı dinlemeden bir şey diyemem. Ben Sayın Erdoğan'ı dinlemeden müzakereleri kapıyı kapamam. Ama nasıl bir kırmızı çizgiden ziyade bir başlangıç hattının olması lazım. Karşılıklı iyi niyet ve anayasaya tam sadakat noktasına Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşırsa biz de kendisiyle müzakereye yaklaşırız. Ortak bir komisyon kurulması ya da her partinin kendi önerisini hazırladıktan sonra masaya oturulması seçenekler arasında yer alıyor. Ağırlıklı görüş ilk etapta komisyon yerine her partinin kendi önerisini hazırlaması yönünde. Bunun için de partilere 3 ila 6 ay süre verilmesi öngörülüyor. Bu süre içinde anayasa metni yazılmayacak. Ancak anayasada olması gereken başlıkları çıkarmaları istenecek. O hazırlıklar meclis başkanlığına sunulacak. Meclis başkanlığı da sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin görüş ve önerisini açacak. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler. 6 aylık değerlendirmenin ardından bu kez meclis çatısı altında bir komisyon kurulacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında her partiden bir ya da iki temsilcinin bulunduğu toplantılarda teknik çalışma yürütülecek. Peki nasıl bir anayasa çalışması olacak? Daha önceki teklifler gibi kısmi değişiklik değil, sıfırdan yeni bir anayasa için mesai yapılacak. 90-100 maddeden oluşması beklenen anayasa metninde temel hak ve özgürlük alanları çizilecek.
Detayların ise yasalarla belirlenmesi sağlanacak. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir teleferik kazası meydana gelmişti. Soruşturma devam ediyor. Bilirkişi heyeti daha kapsamlı bir rapor hazırlıyor. Ve o raporda kazada kimin kusuru olduğu artık gözler önüne serilecek. Gümüş ailesi ve diğer 4 yolcu teleferik kabinine böyle binmişti. Dakikalar sonra bulundukları kabine devrilen direk çarptı. Peki bu faciada kusur kimde? Antalya Tünektepe Teleferik Tesisi'nde bayramın son günü onlarca kişi ölümden döndü. Makara sistemindeki sıkıntı nedeniyle halat sıkıştı. Direk bu mukavemete dayanamayınca devrildi. İçinde 8 kişinin olduğu kabine çarptı. Kabindeki avukat Memiş Gümüş hayatını kaybetti. Eşi, 2 oğlu ve diğer 4 yolcu yaralandı. Kabinlerde mahsur kalan 174 kişi saatler süren operasyonla kurtarıldı. Soruşturma kapsamında tesisin tüm kamera kayıtları da incelemeye alındı. Kazadan 5 dakika önce bazı yolcular görevlileri uyarmıştı. İlk uyarıdan sonra teleferik 25 saniye kadar durduruldu. Sonra yine çalıştırılınca facia meydana geldi. Teleferik kazasıyla ilgili savcılık olay yerinde ikinci kez inceleme yaptı. Daha kapsamlı bir bilirkişi raporu da hazırlanıyor. Raporda kimin kusurlu olup olmadığı ortaya çıkacak. Günlerdir konuşuyoruz. Kalkınma yolu projesi Irak ve Türkiye ortak yapımı çok önemli bir proje. Maliyeti de yüksek. Hatta Cumhurbaşkanı yeni İpek yolu demişti bu projenin ilk duyurusunu yaptığında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu kalkınma yolu projesiyle ilgili çalışmaların başladığını söyledi. Hatta kara ve demir yolları için çalışmaları başlattık dedi. Türkiye'nin yeni İpek yolu olacak kalkınma yolu projesi ve Zengezur Koridoru kapsamında planlanan kara ve demir yolları için çalışmalarımızı başlattık. Kalkınma yolu projesinin 1923 kilometrelik karayolu koridoru için 1592 kilometrelik yolumuz halen mevcut durumdadır. Şanlıurfa-Ovaköy arasındaki 331 kilometrelik yeni otoyol yatırımını da planladık. İnşallah önümüzdeki süreçte de hayata geçireceğiz. Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak Zengezur koridoruyla da Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı kurmuş olacağız. Kaynak temini için de elimizden gelen her imkanı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamuda tasarruf ilkesini gözden kaçırmayarak kamu kaynaklarının efektif kullanımı konusunda azami dikkat göstermenizi özellikle istirham ediyorum. Geçen yıl Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen o kemikler bulunmuştu, hatırlayacaksınız. Peki o kemikler nerede buldu, kim buldu? Habertürk muhabiri Gizem Türemen yanıtlasın bu soruların yanıtını. Kayıp Korhan Berze'ye dair 312 gün sonra ilk defa bir ize ulaşıldı. Kendisine ait kimlik, banka kartları ve insana ait olduğu değerlendirilen bir takım kemik parçaları bulundu. Kim buldu? Gel geç muhtarı Ahmet Bey buldu. Efendim bir anlatır mısınız nasıl oldu? Şimdi biz bir arkadaşla beraber akkabimizle beraber şimdi su patlamış. O boruyu yapmaya çıkıyorduk yavaş yavaş patakadan böyle. Baktık patakadan çıkarken böyle bir metre ileride baktım bir şey... pantol. Az ileride de bir metre ilerisinde de bir tane onu da gömle. Baktım pantolun yanında şey var. Kredi kartı var. Banka kartı. Ondan sonra bir de otobüs İstanbul Belediyesi'nin otobüs indirim kartı vardı. Üstünde fotoğrafları vardı. Onları görünce ben de direkt karakola aradım yani. Kimin fotoğraflarıydı? Orhan Berge'ye ait fotoğraflar vardı üstünde. Fotoğraflar. Aynen. Peki kimlik bulundu diyorlardı. Kimliği gördünüz mü? Kimlik yok da. Aynen. Şey... O ne bank
kredi kartı bankanın vardı. Bankanın kartı vardı. Ondan sonra bir de otobüs indirim kartı vardı. Ondan sonra bir daha otobüs binme kartı vardı herhalde, iki tane. Kemik gördünüz mü? Kimlik yoktu. Kemik. Ha, kemik parçayı gördüm orada derede. Eşyaların yakınında mıydı kemikler? Aşağı yukarı 2 metre derenin içindeydi yani. İnsana ait mi sizce? Orası bilemem insana mı ait. Şimdi o adli tıp aldı götürdü onları. Şimdi oradan gelecek neticeye bağlı, bilemem orası. Çok fazla mı kemik gördünüz? Yani iskelet gibi miydi yoksa kemik parçası mı? Kemik parçası gibi, evet. 4 parça kemik parçası bulundu orada. Evet. Siz ilk gördünüz o zaman değil mi? Evet, aynen, evet. Gördükten sonra ne yaptınız? Gördükten sonra jandarmayı bildirdim. Üstündeki fotoğraflara baktım. Kredi kartının fotoğraflarına adamı tanıdım. Ondan sonra jandarmayı aradım. Peki şimdi şu an arama yapılan noktadan geliyorsunuz. Evet. Nasıl bir arama çalışması yürütülüyor orada? Baba şimdi işte dere yataklarına, sarp yerlere böyle hani ulaşabileceği yerlere giriyoruz yani. Nerede yapılıyor arama? Buradan görülüyor mu? Şu an buradan görülmez. Ta derenin içinde çukurda orada. Çukurda. Evet, aynen. Kadavra köpeğiyle arama yapılıyor dediler evet, jandarma. Köpek de yapılıyor, aynen. Yeni bir delil mi arıyorlar? Yeni bir iz mi? İşte bir bulgu rastlamak istiyorlar herhalde. Kemik parçası olabilir, başka kafatası olabilir. Onları arıyorlar yani. Peki bu alan daha önce aranmış mıydı? Çok aradılar bu alan. 20 gün, 25 gün hep aradılar bunlar zaten. Yani aranmayan bir alan değil. Değil, aynen. Aranmayan bir alan değil yani. Geçtiler oradan, aradılar mesela. Bulunan yer, o yeni şey bulguları bulunan yerden çok arama yaptılar orada. Niye bulunmadı o zaman? Bilmiyorum işte, oradan artık başka bir çakal mı getirdi sürükleyerek başka bir yerlerden. Sel suyu geldiler ya, o su da götürebilir. Hmm, aynen. Orası da var yani. Orası da var. Evet. Çalışmalar şu anda devam ediyor. Ha, çalışma devam ediyor. Korhan Berzey'in evine 4 kilometre mesafede diyoruz ama çok yürüyüş yapılacak bir alana benzemiyor aşağısı. Benzemiyor. Yaşlı bir adam, 83 yaşında orada, bilemem ne işi orada, zaten oraya giremez zaten. Mesafede bayağı uzak. Yani yürüyüş yapılan bir alan değil değil mi aşağısı? Hayır, sarp zaten. Dere içi orası. Kayalık yerler. Hiç yürüyecek bir alan değil. Şu anda o zaman kemikler alındı. Adli tıpa götürüldü. Evet, yollandı, evet, aynen öyle. Tespit edilmesi bekliyor. Evet, tespit rapor edildi işte. Aynen. Siz de arama çalışmalarına katıldınız. Evet, bugün katıldım ben de. Dün de karakoldaydınız değil mi? İfade verdiniz. İfade vermeye gittik karakolda akşam gece. Peki, çok geçmiş olsun efendim. Kardeşim. Teşekkür ediyorum bilgi için. Gel geç muhtarından dinledik. 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berze'ye dair 312 gün sonra ilk defa bir bulguya rastlandı. Kendisine ait kimlik, muhtarın verdiği bilgiye göre otobüs kartı, üzerinde fotoğrafının da olduğu kartlar, banka kartı, üzerinde isminin yazdığı kartlar ve insana ait olduğu değerlendirilen iskelet, daha doğrusu kemik parçalarına bulunduğu gelişmeleri aktaracağız. Peki, dünyanın bir tarafında sel haberlerini veriyoruz. İklim değişti maalesef. Yunanistan'ın başkenti Atina'da da Afrika'dan rüzgarla taşınan çöl tozu etkili oldu. Şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı. Gökyüzü turuncuya boyandı. Gökyüzü turuncuya boyandı. Çöl tozu şehri etkisi altına aldı. Görüntüler Yunanistan'dan. Sahra çölü üzerinden kalkan toz bulutları Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzünü kapladı. Kenti turuncuya boyayan görüntü Mars'ı andırdı. Çöl tozu nedeniyle şehir merkezinde ve bölgede görüş mesafesi azaldı. Yunanistan Meteoroloji Dairesi Kuzey ve Batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklendiğini açıkladı. Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneği ise atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu konusunda uyardı. Kalp rahatsızlığı ve solunum sorunu olanların açık hava aktivitelerinde bulunmaması tavsiye edildi. Pencerelerin kapalı tutulması, açık havada maske kullanılması ve kronik rahatsızlıkları olanların da doktorlarıyla iletişim halinde olması için çağrı yapıldı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte rüzgarların yön değiştirmesi ve tozun hareket etmesiyle gökyüzünün açılması bekleniyor. O zaman bir de Türkiye'ye bakalım. Bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili. Meteorolojiden de çöl tozu taşınımı uyarısı var. Peki çöl tozu hangi kentlerde etkili olacak? Hüseyin Öztel bizimle detaylar için. Hüseyin'e gideceğiz elbette. Hüseyin, ben bakıyorum notlarıma. 17 il içinde sarı kod var. Hangi kentleri kapsıyor? Bir de sarı kod ne demek, tabii izleyicilerimize de bilgi geçelim. Sendeyim.
Tabii. Merhaba Dilek. Benzer hava olayının içindeyiz Yunanistan'la birlikte. Şu an uydu görüntüsünü gördüğünüz bulutlar bakın beyaz beyaz. Libya ve Mısır arasından kalkıp kuzeye doğru Türkiye'ye ve Yunanistan üzerine doğru geliyor. Güneyden kuzeye esen çok kuvvetli yukarı seviye rüzgarları var. Bu rüzgarlar geniş çöl olan Sahara çölünün kuzeyi oluyor burası. Libya diyoruz, Mısır diyoruz ama çöl aslında burası. Buradan kalkan çok kuvvetli bir fırtınayla yaklaşık 5000-7000 metre yükseklikten bizim bulunduğumuz Türkiye ve Yunanistan'a doğru çöküyor adeta. En az bir gün daha bunun içindeyiz. Belki 36 saat. Sarı kodlu uyarı bir hava olayının dikkate alınması gereken şiddette olacağını gösteriyor. Turuncu kod olursa artık bu uyarıyı dikkate alın ve hayatınızı ona göre planlayın. Gerekirse dışarıya çıkmayın gibi. Kırmızı olursa artık bu bir acil durumdur gibi. Sarı olan hayatı etkileyebilir bir hava olayıdır ve gerçekten de etkiliyor. Başta nefes darlığı, astım gibi rahatsızlıkları olanlar büyük kentlerde hangi şehirler diye sormuştum. Marmara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Balıkesir'de, İzmir'de, Manisa'da, Çanakkale'de aslında bütün Ege ve Marmara'da bu görüntüye maruz kalıyor. Bunlar tabii doğada her zaman olan hareketler. Batıdan doğuya dönen dünya batılı rüzgarlarla hep zaten üzerimizde ama biraz güneyi kuvvetlenince işte bu tozu toprağı da getiriyor. Bu şiddette bir taşınım son iki aydır olmamıştı. Bu bazı tarımdaki bazı ürünler hariç pek bir şeye faydası olmayan bir durum. Sağlık açısından olduğu kadar üst yapıyı da çok tehdit edebiliyor. Havalandırmalar, temizlenmesi gereken vantilatör, panlı sistemler, bir sürü üst yapı bu tozlara uzun süre maruz kalınca arıza verme ihtimalleri artıyor. Otomobiller de buna dahil. Yani aslında kötü bir koşul. Ama bir gün, bir buçuk gün diyoruz. Şimdiki tahminlerimiz, hava tahminleri, bu rüzgarların bu şekilde esmeyi cuma günü bırakacağı, cumartesi günü daha temiz olur. Peşine yağmur gelseydi çok yağacak daha temiz olurdu ama. Yağacak mı peki? Yağış bekliyor muyuz bu hafta? İstanbul'da beklemiyoruz. Aha. İstanbul'un bazı ilçelerinde batıda perşembe günü bir geçiş olabilir yarın ama böyle şehri tertemiz yıkayacak bir yağmur görünmüyor. Geçen cumartesi yağmıştı hani o Poyraz'dan. İşte bakın Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havayı mı seversiniz yoksa Libya'dan gelen sıcak ve tozlu havayı mı seversiniz? Biz hep diyoruz ya bir klişe gibi Balkanlardan gelen aslında Balkanlar koridorundan rotayı takip eden. Biz onun sevdalısıyız bu kış ve baharda. Çünkü Marmara'yı hem serin hem yağışlı tutabiliyor. Bir de hava sıcaklığı artış konusu var. Bu rüzgarlar böyle esince kara üzerinden estikçe dağları tepeleri tırmanıp aşağı doğru iniyor ve fön etkisi dediğimiz saç kurutma makinesi açmışçasına etki yapıyor. Karadeniz yarın 35 derecelere çıkabilir. Eskişehir, Ankara, Konya yani 32-35 derece gibi aralığında görünüyor. Gaziantep, Doğu Akdeniz yine öyle. İstanbul'un biraz daha bu dönüşün Poyraz kolundan serin rüzgar aldığı için 22-23 derecelerde kalacağını tahmin ediyoruz. Ama yarın 1 Nisan günü Türkiye'de ölçülmüş en yüksek sıcaklık rekorunu kırarız. 35,5 derecedir. Onu aşarız diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu tozlu ve sıcak havanın iki gün daha içindeyiz. Ardından biraz daha sakinleyecek rüzgar. Ama bu toza dikkat edelim. Bursa'da özellikle edelim. Bu çevrede hava sıcaklıklarıyla birlikte bunaltıcılık da arttığı için kalp krizine bağlı şeyler, arka planlar nüksetmesin. Ülkemizde hava kalitesinin düşük olması nedeniyle ölüm diye bir madde olmadığı için biz hangi insanların hava kalitesinin kötü olması yüzünden hasta olduğunu da takip edemiyoruz. Hı hı. Keşke edebilsek. Ama biz dikkat edelim direk. Hüseyin çok teşekkürler. Verdiğin detaylar için sağ olasın. Evet 17 il için sarı kod uyarısı var. Bir de bu çöl sıcağı söz konusu olacak. Çöl tozu taşınımı. Özellikle sağlık sorunları olanlar aman dikkat diyelim. İstanbul'da vergi borcu nedeniyle gittiği vergi dairesinde kendisinden rüşvet istendiğini iddia eden bir kişi şikayetçi oldu. Polis bunun üzerine çalışma başlattı ve iki şüpheliyi para alırken yakaladı. Vergi borcu olan bir kişiden gittiği vergi dairesinde iddiaya göre borcunun silinmesi için rüşvet istendi. Bu kişi savcılığa gitti, şikayette bulundu. Polis çalışma başlattı. Vergi dairesinde görevli vergi uzmanıyla icra memuru takibe alındı. Polisle işbirliği yapan mağdur seri numaraları belli olan paraları şüphelilere ödedi. Polis gelir uzmanı ve memurunu gözaltına aldı. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim. Ve
Böylece de rüşvet operasyonu üzerinde yakalanan iki memurun cezalandırılması söz konusu, belirtelim. Şimdi devam edelim. Son dönemde alışveriş yaparken aldıklarımızın ya da alınan hizmetin bedelini ödemek için kredi kartını uzatıyoruz. Ama bazı yerlerde şöyle bir yanıtla karşılaşıyoruz. Çokça karşılaştık bununla. Post cihazı bozuk, IBAN numarasına rakamı gönderebilir misiniz? Şimdi bize de bazen tabii bu söylenenler inandırıcı geliyor. Çoğumuz da böyle bu şekilde o miktarı ödüyoruz. Ama böyle diyen esnaf için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Kayıt dışılıkla mücadele için vatandaşa da çağrı var. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ihbar edin deniliyor. Hatta bu ihbarlardan dolayı maliyenin sisteminin kilitlendiği dahi iddia edildi. Peki kredi kartı değil de neden IBAN numarası üzerinden ödeme istenir? Bu dilimde bu soruyu 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Batı'ya soracağız. Hocam hoş geldiniz ST360'a. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi hepimiz karşılaşıyoruz. Ben de karşılaştım, siz de karşılaşmışsınızdır. İlk başta anlam veremiyordum ama ta ki böyle işte bu meselenin gitgide yaygınlaştığını duyunca sonra Maliye Bakanlığı da bu meseleyi takibe alınca burada bir usulsüzlük olduğunu gördük. Takip de ediyoruz gazeteciler olarak. Çok basit bir şey sormak istiyorum. Neden IBAN numarası isteniyor özellikle tüketiciden? Ya şimdi şöyle efendim, örneğin size bir mobilya alacağımızı varsayalım. Gidelim bir ara, kişi kendi mobilyaları üretiyor. Diyor ki ya ben size mobilyayı satayım şu kadara, işte 50 bin lira, 80 bin lira fiyatlar artık zaten. Cepte taşınacak düzeyde bir miktar değil. Nakit olarak ödeyemiyoruz. Kredi kartıyla ödeyelim dediğimiz zaman ya post cihazı arızalı, bir şey yok. Evet. Ancak şu IBAN'ı gönderin dedikleri zaman biz parayı bu kişinin IBAN'ına gönderiyoruz. Şimdi bu kişi bizim için çok önemli. Yani o kişi önemli. O kişi kişinin kendisi, yani dükkan sahibinin kendisi ise pek bir sorun yok aslında da. Ama daha çok yanında çalıştırdığı sekreterine ya da bir işçisine, hatta birçok kişi tarafından IBAN hesap numaraları iddialandırıldığı iddiaları da var. Bu kişilerin hesaplarına geçiyor. Bu ne demek? Şimdi, bu IBAN hesap numaraları kiralandırıldı ne demek? Hemen şimdi bugün fakültede de derste yaparken çocuklara söyledim. Amana dedim, böyle bir durum da var. Şu o da nedir tam olarak? Şimdi hikaye şu. O kişi normalde bir esnaf, aile mobilyacıyı düşünelim. Geliyor bizim fakülteden öğrencilerden birine. Diyor ki bakın diyor, sizin diyor bir banka hesabınız var. Bu banka hesabında aylık olarak belli bir miktar para gelecek. Gelen paranın da belli bir oranını size ben komisyon olarak vereceğim. Kalanı da çekin bana getirin. Tamam, elden alıyor yani bunu. Tabii elden alması lazım. Ya da başka birinin banka hesabına aktarılıyor. Yani farklı yöntemler kullanılabiliyor ama işin mevzu şu. Sizin bu mobilya mevzunda tam mobilya yapacaksınız. Şu IBAN hesabına gönder diyor. Siz de gönderiyorsunuz. Mobilyanızı alıp çıkıyorsunuz. Şimdi şirket hesaplarına bu para girmediği için mal satışı görülmemiş oluyor. Mal satışı görülmediği için en önemli mevzu bu. Bu kişi fatura düzenlemek zorunda kalmıyor. Fatura düzenlemediği için bu kişi gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi ise neyse artık, o gelir ya da kurumlar vergisini ödemiyor. Ortada KDV de ödenmemiş oluyor. Ortaya böylece çok ciddi bir vergi kaçağı ortaya çıkmış oluyor. İşte bu noktada Maliye Bakanlığı bu IBAN'ı kullandırtanlarla aynı zamanda bu IBAN'ı kullananlara hakkında bir tüm tuşları aynı anda basmaya başladı. Hı hı. Yani kayıt dışılıkla mücadele anlamında. Hı hı. Bunu yapmaya başladı ama burada çok ciddi bir sorun var. IBAN'ı kullananlara da, kullanan kişiye de hapis cezası var. Ne kadar? Cezası var. Ne kadar? Şöyle efendim. Şimdi önce IBAN'ı kullandırtana bakalım. Öğrencilerden birinin geldiğini düşünelim ya da sizin hesabınızı kullandırtana. Şimdi siz bu işten bir para kazanıyorsunuz, komisyon alıyorsunuz. Alıp almamanız da bu anlamda önemli değil. Maliye Bakanlığı bir vergi incelemesini alıyor size. Bu incelemede bu işi babanızın ayrına yapmayacağınıza göre bir komisyon aldığınızı varsayıyor. Genel tahammül de işlem hacminin %2'sinden başlıyor. %2, %3 kadar. Bir komisyon aldığınızı varsayıyor. O komisyon üzerinden ticari kazanç hükümlerini uyguluyor. Sizin vergi kaçırdığınızı, bu yüzden KDV ödemediğinizi, gelir vergisi ödemediğiniz yönünde cezalı bir şekilde vergilerinizi istiyor. Ancak çok önemli bir detay var. 5549 sayılı bir yasamız var bizim. Hı hı. Bu 5549 sayılı yasa suç kelimelerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun. Bu kanunun 15. maddesinde diyor ki siz banka hesabınız varsa, siz de bu bankaya bu hesabı benden başka bu da kullanacak diye bir bildirim yapmadıysanız ve kullandırtırsanız
Bunu Cumhuriyet Savcılığına bildiriyorum ve Cumhuriyet Savcılığı da adli yargı makamları hakkınızda 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veriyor. 6 aydan 1 yıl. 1 yıla kadar hapis cezası verebiliyor. Bu isterse hakimin takdirinde olacak şekilde 5000 güne kadar da adli para cezası da olabiliyor. Hı hı. Ama her şekilde mahkemeler tarafından cezalandırılmış oluyorsunuz. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Peki dükkan sahibi geldi sizi IBAN'ı kullan. Buna bir şey yapmayacak mıyız? Burada da var. Buna da yine Türk Ceza Kanunu'nun 38. maddesinde azmettirme var. Bu azmettirme hükmünden kaynaklı olarak da azmettirdiği için bu kişiye de aynı cezayı kesiyoruz. Ama bu kişi hakkında da kardeş sen bir de vergi dairesi diyor ki sen bu mobilyayı ya da bu şeyi sattın. Bir, fatura düzenlemedin. Bunun için gelirinde göstermedin. Gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olması nedeniyle gelir ya da kurumlar vergisi hesaplıyoruz. Bir kat vergi ziyade cezası kesiyoruz bu kişi hakkında. Ayrıca bunu beyannamede yani fatura kesmediği için aynı zamanda bizim özel usulsüzlük cezamız var. Vergi Usulü Kanunu 353. maddesi. Bunun yaptığı işlemin %10'u kadar da bir de özel usulsüzlük cezası kesiyoruz. Bitti mi bitmedi bir de gecikme faizi hesaplıyoruz bu kişi hakkında. Yani kişiler peş peşe. İki tarafta hem vergi, tabii hem vergiler hem cezalar hem de hapis cezasıyla muhatap kalabilecekler. O yüzden çok tehlikeli şeyler. Evet şimdi, yani, şunu hatta, da merak ediyorum. Şimdi buyurun hocam buyurun lütfen. Hatta bir duyum var. Bu duyum da şu şekilde. Net bir şey yok tabii ki gelenler. Örneğin Ankara'da bir simitçinin banka hareketleri geçen yıl 20-30 milyon kadar bir banka hareketi var. Yani hesap hareketi var. Bir simitçinin böyle bir hesap hareketi olması çok mümkün değil. Bir tekel bayinin hesap hareketi 200 milyon falan geçmiş. Yani bunlar tespit ediliyor. Şimdi, çok küçük miktarlar değil. Biraz buyurun vergiden bana. Bahsettik. Bu çok önemli elbette. Vergi kaçırmak meselesi. Cezalarını da söylediniz. Ama bu post cihazı bankalarla da ilintili bir şey öyle değil mi? Bu bankalara tabii. Ödenecek paydan da kurtulmak bir amaç mı bu yöntemle? Kesinlikle ben atladım orayı. Aynı zamanda bu kişi zaten vergi esas amaç. Bir de aynı zamanda banka komisyon mevzuu da var. Bu komisyonu da ödemeyecek kişi. O yüzden kredi kartını yani post cihaz kullanımını olabildiğince devre dışında bırakıyor. Ben diyor bunu böyle yapayım. Kimsenin de haberi olmamış oluyor böylece. Yani malı satan, malı alan biz IBAN'a gönderdik. Bu çok sık yapıyor. Bunu kuyumcular çok sık yapıyor. Hı hı. Yani fakültede kadın hocalarımızla bu konuyu konuştuğumuzda ya kuyumcu yaptı falan diye hemen böyle bir şey yapıyor işte. Çeyrek altın aldım. Bu IBAN'a gönder diyor. Şunu gönder diyor. Bu çok insanın başına geliyor. Biz de bu işin tabii ki çok masum bakıyoruz oraya. Şimdi ben burada bunu soracaktım hocam. Biz masum olan tarafız. Yani bize post cihazı bozuk denildiğinde alternatife hemen kolay bir tüketici olarak yönlenmek ya da yönlendirilen şeye evet demek durumunda kalıyoruz. Bu ödeme yöntemiyle bizim bir kaybımız var mı ya da biz herhangi bir cezadan ileriki süreçte mesul tutulabiliyor muyuz? Yani biz ne durumdayız tüketici olarak? Yok biz konu hakkında bir haber olduğumuz için, bilgisiz olduğumuz için Maliye Bakanlığı bir ödeyici durumdayız. Zaten artı KDV'li ödeme yaptığımız için o KDV ödeme yükümlülüğü malı satım tarafa tabi olduğu için o KDV sorumluluğu, vergi işlemleri o tarafa ait. Ayrıca gelir ya da kurumlar vergisinin mükellefi de yine aynı kişiler olduğu için bunun vergisini de onların ödemesi lazım. Bu anlamda rahat olalım. Bizim bu konuda herhangi bir şekilde ileride karşımıza çıkabilecek herhangi bir şey olmayacak. Ancak şununla ilgili olabilir. Banka hesabı olduğu için belki izaha çağırabilirler tanık dinleyicisi olarak. Evet. Bunu niçin aldı, niçin gönderdin şeklinde. Burada da izleyicilerin çok buna muhatap olan kişileri bir korku duymalarına herhangi bir şekilde gerek yok. Bize bir şey gelmeyecek diyeyim. Böyle konuyu çok basit özetleyeyim. Şimdi şunu da merak ediyorum. Milyonlarca iş yeri var, işletme var. Vergi Denetim Kurulu 2023 yılı faaliyet raporuna göre Türkiye'de vergi müfettişi ve yardımcı sayısı 7.227 yani 7.000 civarlarında. Ben şimdi merak ediyorum milyonlarca işletmeden bahsediyoruz. Bu kadar az denetmenle kim nasıl denetlenecek? Şöyle efendim, şimdi bu denetim işini Vergi Dairesi Başkanlığı 29 ilde var. Olmayan yerlerde defter darlıklara bağlı vergi daireleri tarafından yürütülecek. Vergi müfettişleri olaya sonra dahil edilecek. Herkesin atladığı bir şey var. Şimdi 7.227 tane vergi müfettişi ve yardımcısı var. Onlar çok önemli, çok kıymetliler gerçekten. Bu onların yapacakları denetimden ziyade vergi dairesi nezdinde yapılacak denetlemeler. Ve vergi dairesi müdürlerinin de inceleme yetkisi var. O yüzden tüm vergi dairesi müdürleri
kendi personelini kendi adına inceleme yapmak konusunda en azından bir kısım personeli görevlendirecekler. Bu yüzden sadece 7227 vergi müfettişiyle bu iş çözülmeyecek. Zaten dediğiniz gibi bu kadar onlarca hesap bu insanlar tarafından denetlenirse zaten vergi inceleme oranı %1.66 idi geçen yıl 2023'te. Zaten bu tamamlanmamış olacak. Bu nedenle vergi dairesi müdürleri nezdinde bu iş gerçekleşecek. Evet. Onların yardımcıları, onlara bağlı vergi uzmanları, gelir uzmanları istihdam ediliyor. Onlar da vergi dairesi müdürü adına işlemler yapacak ama en nihayetinde inceleme etkisi vergi dairesi müdürüne ait olacak. Yani vergi dairesi personeli ya da özel gruplar ya da vergi dairesi başkanlıklarının bu konuda grup müdürlükleri var. Onlar sahaya evet. çıkacak ve onlar bunu yapacak. Salt vergi müfettişleriyle olmayacakmış. Peki Sayın Batı, çok teşekkür ederiz. Günlük hayatın önemli bir meselesi bu. Siz de detaylandırdınız, bilgilendirdiniz. HT360'a katkınızdan dolayı tekrar çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılarım. Sağ olun. İyi yayınlar. Peki devam edelim. Almanya Cumhurbaşkanı Ankara temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir görüşme gerçekleştirdi. Steinmeier Yavaş'a seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti. Yavaş ise bu görüşmede Gazze'deki katliamı kınadıklarını söyledi. AB ile ilişkiler ve vize konusunu da yine gündeme getirdiklerini belirtti. Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Anıtkabir özel defterine imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret etmek ve bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygılarımı sunmak benim için büyük bir onurdur dedi. Steinmeier, Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Türk-Alman diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle gerçekleşen görüşmenin adresi Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ydi. Steinmeier'e Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un da olduğu heyet eşlik etti. Almanya Cumhurbaşkanı Yavaş'a seçimlerdeki başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti. Yavaş'a sadece bu heyettekiler değil, tüm Almanya seçimdeki büyük başarınızı biliyor. Almanya'da seçimler ilgiyle izlendi dediği öğrenildi. O yönelme değil. Görüşme sonrasında Yavaş'tan da açıklama geldi. Özellikle İsrail'in Gazze'deki katliamını kınadığımızı belirttik. Ayrıca bölgemizdeki Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'deki etkilerinden bahsettik. Bir diğer konumuz Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, Almanya'nın bu konuda ağırlık koyması gerektiğini, Türkiye'den çok sayıda öğrenci ve iş dünyasının vize konusunda yaşadığı Ankara'daki problemleri bahsettik. Hakan Ayık, Avustralya merkezli küresel çapta uyuşturucu trafiğini Comanchora adlı suç örgütüyle yöneten bir isimdi. Hatırlayacaksınız, Türkiye'de kendisine yönelik operasyonlar vardı. Hatta kırmızı bültenle dünyanın en çok aranan isimleri listesindeydi. Ve Türk polisi bir süre önce yakaladı Ayık'ı. Bu operasyon Türk ve Avustralya polisi için uyuşturucuyla mücadelede de dönüm noktası oldu. İki ülkenin uzman polisleri İstanbul'da bir çalıştayda buluştu. Türk polisi onu yakaladığında böyle görüntülendi. Kırmızı bültenle dünyada en çok aranlar listesindeydi. Avustralya merkezli uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Comanchero suç örgütünün lideriydi. 1970'li yılların sonunda ailesiyle birlikte göç eden Ayık, 12 bin kilometre uzaktaki Avustralya kıtasında tam bir suç imparatorluğu kurmuştu. Comanchero örgütü yalnız Türkiye ve Avustralya için değil, tüm dünya için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Hakan Ayık'ın yakalanması Türk ve Avustralya polisi açısından dönüm noktası oldu. Uyuşturucu ticaretinden 45 yaşında yaklaşık 1 milyar dolarlık bir servet elde etmişti. Türk polisinin operasyondaki başarısı hem küresel uyuşturucu ticaretine darbe vurdu hem de iki ülke polisini İstanbul'da bir araya getirdi. Uyuşturucu, kara para aklama ve kaçakçılık gibi eylemlerde bulunuyorlardı.
Türk polisince gerçekleştirilen operasyon çok önemliydi. Komançeroları etkisiz bıraktı, elebaşları yakalandı. Komançero operasyonu Avustralya ve Türk polisini İstanbul'daki bir çalıştayda buluşturdu. Toplam 16 ülkenin katıldığı çalıştayın amacı uyuşturucu ticaretine karşı ortak çalışma yollarının geliştirilmesiydi. Organize suçun yarattığı küresel etki ve organize suçun önüne geçilmesi için neler yapılabileceği konusunda fikirlerimizi paylaştık ve bizim için çok yararlı oldu. Çalıştaya katılan ve küresel uyuşturucu trafiği rotasında olan ülkeler hem ellerindeki bilgileri hem de Comanchero suç örgütüyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Türk Kolluk Kuvvetleri operasyonu çok profesyonel bir şekilde yürüttü. İşbirliği içinde olduğumuzda operasyonun nasıl verimli yürütülebildiğini gördük. Bilgi zamanında ve doğru sağlandığında suçlulara karşı nasıl bir operasyon yapılacağı konusunda dünyaya örnek oldular. İstanbul'da bir cinayet davasının karar duruşmasından sonra ortalık karıştı. Şikayetçi tarafın yakınları sanık avukatlarına saldırdı. Haliyle avukatlara saldırıya dava başladı. Meslektaşıyla mahkeme salonundan çıktı. Davacı tarafla karşı karşıya gelmemek için bekledi. Bu çabaları yetmedi. İki avukatı adliye koridorunda darp edenlerle ilgili dava açıldı. Tarih 11 Kasım 2023. Yer İstanbul Anadolu Adalet Sarayı. Avukat Barış Kalkan o gün adliyede bir davaya girdi. Orada yargılanan kişi benim kardeşimdi. Duruşma bitti. Kardeşinin de aralarında olduğu sanıklara hapis cezası verildi. Avukat Barış Kalkan, duruşmanın ardından meslektaşıyla birlikte mahkeme kalemine gitti. Öncesinde hani biraz bekleyelim, şu hani müşteki taraf bir gitsin dedik. Onlar gitsinler, biz ondan sonra sakin olunca biz gidelim, oturalım. Bir 5 dakika falan bekledik, sonra 5-10 dakika falan bekledik. Sonra arka taraftan geldik. Şüpheliler avukatları dışarı çıkana kadar bekledi. Ardından da ilk gördükleri yerde avukatlara saldırdı. Adliyede yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Arkamı döndüğüm sırada, tam bunu söylediğim esnada bana saldıran vatandaş, ki eski arkadaşımdır kendisi, bana tabii ki o bir de şeydi, yapılı birisiydi. Koşarak ve hızlıca uçarak yumruğu direkt bu tarafa vurunca, meğersem burası, şu bölge hassas bölgeymiş, yani direkt beyin damarlarını etkileyen bölgeymiş. Zaten doktor da şaşırdı. Başsavcılık 4 saldırgan hakkında iddianame hazırladı. Sanıklar hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanıklar mahkemeye çıktı. Sanıklardan biri avukata değil kişinin şahsına saldırdık dedi. Pişman olduğunu söyledi, özür diledi. Diğer sanıklar suçlamayı reddetti. Yapılan saldırı olarak değerlendirilmedi, şahsa yapılan saldırı olarak değerlendirildi. Yani bana saldıran kişi, ben Barış Kalkan'a saldırdım, avukata saldırmadım diyor. Niye? Çünkü o davada kardeşim sanık olduğu için. Hadi tamam, bu vatandaş o niyetle saldırdı. Peki diğer sanıklar beni tanımıyor, ben onları tanımıyorum. Onlar niye saldırdı? Üzerine cübbe vardı. Onlar avukata saldırdı. Mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi. HT360'ın ikinci diliminde olana bitene bakmaya devam ediyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'da Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a bir mesaj gönderdi. Bakalım detaylarına. Erdoğan, 1. Dünya Savaşı'nın Osmanlı topraklarında yol açtığı yıkıma dikkat çekti. 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, Ermeni vatandaşların emniyeti, refahı ve mutluluğu bugün de teminat altında vurgusu yaptı. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini vatanında ikinci sınıf hissetmesine müsaade etmedik etmeyiz. Tarihte yaşananları radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir dedi. Birer aracı olarak başımıza musallat edilen...
Dışişleri Bakanlığı da 1915 olaylarıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz dedi. Bakanlıktan yapılan bu açıklamada tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir ifadelerine yer verildi. Tarihle ilgili ön yargılı ve tarafkir açıklamaların iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirdiği vurgulandı. Tüm taraflara ortak tarih komisyonu kurulması önerisi ve Ermenistan'la başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağrısı yapıldı ki hatırlayacaksınız Türkiye ortak tarih komisyonu kurulması talebini bir süredir de zaten gündeme getiriyor. Şimdi bir canlı bağlantıya gideceğiz. Geçen yıl Haziran ayında ortadan kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu iddia edilen kemikler bulundu. Jandarma ekipleri bölgede yeniden bir çalışma başlattı. Peki kemikler nerede bulundu? O bölgede daha önce aramalar yapılmıştı. Yapılmış mıydı? Gizem Türemen'e soralım olay yerinde. Gizem ben senin haberini de izledim. Muhtarla konuşmuşsun, detaylandırmışsın haberi. O bölge yürüyüş için uygun bir bölge değil diyorsunuz haberinizde. Ne durumda şu an tekrar çalışmalar, sana sorayım. Çalışmalar dün Korhan Berze'ye ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve ona ait olan eşyaların bulunmasının hemen ardından tekrar başlatıldı ve şu saat itibariyle devam ediyor. Şimdi önce bulunduğumuz noktanın önemini şu anlamda anlatabilirim. Burası Balıkesir Gönen ama Armutlu Mahallesi hemen arkamızda kalıyor. Yani Korhan Berze'nin evi aslında bulunduğumuz bu toprak yolda değil, tam ters istikamette. Bu noktaya yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıkta. Fakat muhtarla da konuştuğumuz zaman, gel geç muhtarıyla, çünkü 312 gün sonra Berze'ye ait izi bulan kişi o muhtar. O da çok şans eseri, köyde sular kesildiği için su borularını takip edip neredeki sorun var diye araştırmak için sahaya çıktığı zaman önce Korhan Berze'ye ait eşyalar buluyor. Bunların içinde ne var? Jandarmadan da teyit ettik bulunduğu noktada. Kimlik kartı, sürücü kartı, pek çok farklı bankaya ait banka ve kredi kartları, hatta İstanbul kart, ücretsiz mavi İstanbul kart da var ve bir takım maddi kağıt para da çıkıyor tabii. Bunların yanı sıra bulunduğu alanda yine Korhan Berze'ye ait olduğu düşünülen kıyafetlere ulaşılıyor. Onlar ne? Bir pantolon ve bir gömlek ve az ilerisinde de insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları, iskelet diyemem dedi muhtar anlatırken. O yüzden kemik parçaları, muhtelik kemik parçaları olarak değerlendiriliyor. Dün bulundu 23 Nisan'da, şu anlamda önemli. Korhan Berzek kaybolalı tam 312 gün oldu. 312 gün boyunca bu alan AFAD'dan da teyit ettiğimiz bilgiye göre toplamda 325 kilometre karelik alan 9 kez tarandı. Havadan dronlarla, karadan kadavra köpekleriyle. O zaman biz de buradaydık. O aramaları canlı yayında ekranlarınıza yine getirmiştik. Ama Berze'ye ait hiçbir ize rastlanmadı. Tek bir gelişme vardı. O da 74. gün yaşanmıştı. Tina, Doberman cinsi köpeği, 74. gün geri geldi evine. Ancak Berze'ye ait gene iz yoktu. Ta ki düne kadar, dün 23 Nisan günü 13.30 sıralarında muhtar, gel geç muhtarı, Korhan Berze'nin kimliğini, sürücü belgesini, kartlarını, hatta cüzdanını, parçalanmış cüzdanını buluyor. Ardından eşyalarını ve insana ait olduğu değerlendirilen kemikleri bulup hemen ihbarda bulunuyor. Olay yerine tabii Cumhuriyet Savcısı geldi. Önce bir kriminal inceleme başlatıldı. Ne oldu? Buradan toplanan o eşyalar, kemik parçaları Bursa'da adli tıpa gönderildi. Ne olacak en başta? O kemik parçaları insana mı ait yoksa hayvana mı ait? Önce bu tespit edilecek, çünkü kemik parçaları olarak toplandı. Önce bu tespit edilecek, ardından da Berze'nin ailesinden, İngiltere'den kızı geliyor bunun için. DNA testi vermek, kan örneği vermek için. Karşılaştırma yapılacak, uyuşma var mı diye. Bu arada Berzek ailesinin avukatı Emre Akkaş da olay yerindeydi. Bugün o da bilgi vermek adına bu noktadaydı. Soruşturmada gizlilik devam ediyor. Ama şu açıklamada bulundu: biz her ihtimali her türlü değerlendiriyoruz. Yani düşmüş, kaza yapmış, düşmüş kendi de başarılı.
başına bu da gelmiş de olabilir bu ihtimalde masada. Ama biri tarafından öldürülmüş, cinayete kurban gitmiş ihtimali de masada. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Soruşturmada devam ediyor açıklamasında bulundu. Bu saatten sonra gözler adli tıpta olacak. Önce oradan yanıt bekleniyor. Acaba Korhan Berze'ye mi ait o kemikler diye, ama şu bilgi önemli. 325 kilometre karelik alan 9 kez taranıyor ama Berze'ye ait ilk iz evine 4 kilometre mesafede bulunuyor. Soruyoruz bu alan daha önce arandı mı diye. Evet, defalarca arandı dedi. Muhtar da söyledi. Gönen Kaymakamlığı da bu alanın daha önce defalarca tarandığını ama böyle bir ize rastlanmadığını söyledi. O zaman akıllara şu soru işareti geliyor. Acaba bu intihar mı, bir kaza mı, cinayet mi? En başından beri orada mıydı yoksa biri tarafından sonradan mı getirildi? Tüm bu seçenekler, ihtimaller masada ama her şeyden önce gözler elbette adli tıptan gelen cevapta olacak. Bu noktada Onur Özel'le haber takibimizi sürdüreceğiz ve gelişmeleri de Habertürk'ten aktarmaya devam edeceğiz. Devam edelim bültenimize. Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. Detayları da Alihan Tok anlatsın bize. Bir Alihan'a gidelim. Alihan, takiptesin. Hastalığına ilişkin bilgiler var ama tabii ki o bilgilerin daha doğrusu, daha teyitlisi sende. Ölümüne dair şu an için ne söyleniyor? Neler gözlemledin? Şimdi Dilek Gül, bizler Mehmet Ali Yılmaz'ın evinin bulunduğu sokaktayız. Bir saat önce cenazesi buradan çıkarıldı ve Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bir otopsi işlemi yapılacak. Tabii hemen yakınlarıyla konuştuk. Burada yakınları vardı. Yakınları da sürekli eve geliyorlar. Bize söyledikleri en net şey, bir şeker hastalığı varmış zaten. Uzun süredir de şeker hastalığından dolayı da tedavi görüyordu. Aynı zamanda da yani konuştuğumuz kişiler, çok yakın olduğu kişiler son olarak sadece birkaç ay öncesine kadar bir fıtık tedavisi dolayısıyla hastanede yattığını söylediler. Ancak yine de en büyük şüphe şu anda kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği. Yani şüpheli bir ölüm olduğunu söylemiyorlar çünkü yakınlarının ifadeleri, Mehmet Ali Yılmaz zaten geceleri çok uzun saatler uyanık kalan ve gündüzleri çok uyuyan bir isimmiş. Öyle söylediler bize ve dolayısıyla da gün içinde çok uzun süre uyuduğu için aslında herhangi bir şeyden şüphelenmemişler. Daha sonra onu uyandırmaya çalıştıklarında uyanmamış ve ne yazık ki hayatını kaybettiği orada kızı tarafından öğreniliyor. Bir fıtık hastalığı var, ayağına vuran bir fıtık hastalığı var. Dolayısıyla fıtıktan dolayı değil, bir şeker hastalığı, nefes darlığı şüphesi ve aynı zamanda en büyük şüphede şu ana kadar kalp krizi olduğu söyleniliyor. Bizler şu anda Beşiktaş'ta Hisar üstünde Mehmet Ali Yılmaz'ın, eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın evinin bulunduğu sokaktayız. Buraya sürekli yakınları geliyor ki kaldı ki kendisi Trabzonspor'un da efsanevi başkanıydı. Sevenleri, aileleri, yakınları sürekli buraya geliyorlar. En son görüştüğümüzde hatta bir gün önce görüşen vatandaşlar, yakınları var. Onlar herhangi bir rahatsızlığı yoktu diyorlar. Yani bir fıtık, sadece fıtık bildiğimiz tek rahatsızlığı oydu. Hastanede onun için tedavi gördü. Ancak bu tabii ki bir hayati tehlike taşımayan bir hastalık. Ancak kalp krizi, şeker hastalığından dolayı bir kalp krizi şüphesi, bir nefes darlığı, daha önceden de şikayetleri varmış. Bundan dolayı hayatını kaybettiği şimdilik en güçlü ihtimal şu anda tabii ki hastanede hekimleri tarafından, aynı zamanda otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra tüm bunlar netlik kazanacak. Bir saat önce çıktı cenazesi buradan. Tabii ki taziye mesajları var. Buraya gelen birçok vatandaş var. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da taziye mesajı yayınladı sosyal medya hesabından. Bakan Bak 49. ve 50. hükümetlerde gençlik ve spordan sorumlu devlet bakanlığı yapmış. Uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'nda bulunmuş. Türk sporuna önemli katkıları olan Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı taziye mesajında. Dediğimiz gibi şu anda en güçlü ihtimal kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bir şüpheli ölüm değil. Bu yakınları bunu söylüyorlar. Ne yazık ki Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti. 76 yaşında hayata gözlerini yumdu diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Alihan, teşekkürler verdiğin detaylar ve bilgiler için. Şimdi devam edelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel
partisinin grup toplantısında konuştu. Açıklamaları vardı, gündeminde anayasa vardı ki bir süredir konuşuyor buna dair. Bir kez daha şöyle bir vurgu yaptı. Bu ülkedeki herkes anayasaya harfiyen uymak zorunda. 1 Mayıs'ta yine Özgür Özel'in gündemindeydi. Hatırlayacaksınız, İstanbul valisi 1 Mayıs'ta sendikaların talebi vardı 1 Mayıs'a çıkmak gibi. Buna izin verilmeyeceğini söyledi. Özgür Özel de 1 Mayıs'ta Taksim'in açılması için çağrı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti bir anayasa devletidir. Sahip çıktığımız maddelerin yanında elbette eleştirdiğimiz, değiştirilmesini istediğimiz maddeler olabilir. Herkesin bu anayasaya harfiyen öncelikle uyması gerekir. Anayasaya uymak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına, bağlayıcılığına uymakla olur. 1 Mayıs Taksim'de kutlanması gereken hak olan işçi bayramıdır. Buradan çağrım, özgüvenle, işçilere inanarak, güvenerek Taksim'i 1 Mayıs'a açın. Ben kefilim, orada olacağım, işçilerle birlikte bir kişinin burnu kanamadan 1 Mayıs'ın kutlanmasına ve o meydanın boşalmasına kefaleti ben koyuyorum. Elimizi uzatıyoruz. Elimiz emekçinin elidir. Elimiz barışın elidir. Elimiz özgüvenin elidir. 1 Mayıs'ta Taksim'in kazanılması bu ülkenin yeni iklimine hizmet edecektir. Emekçilerin elini havada bırakmayınız. Şimdi bir süre önce MHP lideri Devlet Bahçeli dedi ki DEM Parti kapatılsın, böyle bir çağrısı vardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bu çağrıya ilişkin konuştu. Siyaset yaptığını söyleyenler teröre tavır koymalı. Daha önce kapatılan partiler oldu. DEM Parti aynı yolu izlerse aynı muameleyle karşılaşır dedi. Özellikle demokratik siyaset yaptığını söyleyenler de teröre karşı tavırlarını koymaları gerekir. Geçmişte koymadıkları için haklarında davalar açılan partiler oldu ve kapatılan partiler oldu. Şimdi bundan sonra da diyoruz ki eğer böyle bir hukuki süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörle aranıza mesafe koyun. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti kapatılsın çağrısını değerlendirdi. Daha önce kapatılan partiler oldu. DEM Parti aynı yolu izlerse muamele aynı olur dedi. Millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor, terörü desteklesin diye oy vermiyor. O çirkin ifadeler neticesinde hemen adli soruşturma başlatıldı, gözaltı ve tutuklama işlemleri yargımız tarafından gerçekleştirildi. Ve soruşturma da devam ediyor. Milletimizin sinir uçlarıyla oynama konusunda eğer bunu yaparsanız tabii ki adli, idari soruşturmalarda karşı karşıya kalırsınız. Aynı şekilde aynı yolu izlerse DEM Partisi o zaman aynı muameleyle karşılaşır diyoruz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılında Çocuk Hukuku paneli sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtularak yeni, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı yapması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerimiz bu konuda inşallah uzlaşırlar. AK Parti'nin, MHP'nin bu konuda geçmişte çalışmaları oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımızın öncülüğünde inşallah bu başarıya ulaşır ve 28. dönem parlamentosu da tarihe geçmiş olur. Danıştay'da başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Zeki Yiğit 4 yıl görev süresinin dolacak olması nedeniyle yapılan bu seçimde 62 oyla başkanlığa yeniden seçildi. Buyurun efendim. Danıştay başkanlığı için seçim yapıldı. Mevcut başkan Zeki Yiğit yeniden başkan oldu. 7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına başkanlığa seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci 23 Nisan'da başlamıştı. Genel kurulda yapılan başkanlık seçimine 108 üye katıldı. Mevcut başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 5. Daire üyesi Yunus Aykın adaylar arasındaydı. Seçimde üyelerin salt çoğunluğu olan en az 59 oy arandı. İkinci turda Zeki Yiğit 62 oy alarak bir kez daha Danıştay Başkanı seçildi.
2011 yılında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken Danıştay üyeliğine seçilen Zeki Yiğit, FETÖ'nün yasa dışı dinlediği isimler arasında bulunuyordu. Yiğit'in 2012 yılında Danıştay'daki makam odasında böcek diye tabir edilen dinleme cihazı bulunmuştu. Yiğit, Danıştay'da FETÖ yapılanmasına karşı etkin mücadele yürüttü. Kamu harcamalarında tasarruf sağlamaya yönelik ek tedbirler geliyor efendim. Yasa için artık düğmeye basıldı. Genelgeyle yapılan düzenlemelerin yanı sıra daha bağlayıcı nitelikte tasarruf yasası artık hayata geçecek. O zaman soralım, kamuda bu tasarruf nasıl sağlanacak? Kamu harcamalarına neşter vurulacak. Tasarruf, genelgenin yanı sıra daha bağlayıcı nitelikteki kanunla sağlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda tasarruf konusunda tüm harcamaların gözden geçirileceğini duyurdu. İhtiyaç dışı harcamaların önü kesilecek dedi. Gözler ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı kamuda tasarruf düzenlemesine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmaya göre kamu harcamalarında tasarrufa gidilecek. Harcamaların azaltılmasının yanı sıra mevcut harcamaları daha verimli hale getirecek adımlar atılacak. Makam aracı satın alma, kiralama ve kullanımı, kamu kurumlarının taşınmasız edinimi, yeni bina inşası ve kiralanması, haberleşme giderleri, personel görevlendirmeleri, kırtasiye ve demir baş alımı gibi giderlerine yönelik düzenlemeler yer alacak. Söz konusu harcamalar tasarruf kurallarına uygun gerçekleşecek. Kamu kurumları, temsil, tören, ağırlama, tanıtım ve personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderlerde yasayla belirlenecek kurallara uymakla yükümlü olacak. Yapılacak büyük yatırımların ihale süreçleri gözden geçirilecek. Projelerde kamu yararının daha çok gözetilmesi gibi detaylar yer alacak. Deprem dışı harcamalar gözden geçirilecek. Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanacak. Sona yaklaşılan düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Uygun bulunması durumunda teklif haline getirilerek AK Parti grubunun imzasıyla meclise sevk edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yapılan son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında da kamuda tasarrufa dikkat çekilmiş, kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların rasyonelleşmesiyle mali disiplini sürdüreceğiz denilmişti. Şimdi kamuda tasarruf önlemleri böyle olacak. Mehmet Şimşek bir süredir açıkladı. Yazdan itibaren enflasyon düşecek. Ama markete gittiğimizde o her gün artan fiyatlar var ya, gıdada, temel ihtiyaçlarda, onlar işte artık can sıkıyor gerçekten. Yeni bir öneri var masada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı düşünülen yeni tedbir ürün ambalajına fiyat uygulaması. Eğer bu uygulama hayata geçerse ürünlerin ambalajında tıpkı son kullanma tarihi gibi tavsiye edilen satış fiyatı yazacak. Peki bu yeni öneriye vatandaş ve esnaf nasıl yaklaşıyor? Haftada bir geliyor, 15'te bir geliyor en fazla. Geçen hafta bir tuvalet kağıdı almıştı, 115 lira, 145 lira olmuş. Bir haftada hemen. Her gün zam geliyor, her gün etiket değiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat artışlarına karşı yeni tedbirler alacaklarını söyledi. Masadaki önerilerden biri ambalaja fiyat uygulaması. Biz bunu yerinde buluyoruz, doğru buluyoruz. Fahiş fiyatla mücadelede masada olan öneri şu şekilde. Örneğin elimde bir ürün var ve üzerine esnaf kendisi etiket basmış, fiyatı kendisi belirlemiş. Yeni öneri hayata geçerse o etiketi esnaf basamayacak ve ürünün fiyatı ambalajın üzerinde yazacak. Güzel bir öneri bence. Tavsiye edilen satış fiyatı ambalajlı gıda maddeleri ve temel ihtiyaç maddeleri üzerine yapıştırılmasını önerdiğimiz bir uygulama. Peki ambalaj üzerine fiyat önerisine esnaf ne diyor? Siz buraya kendiniz bir fiyat belirlemişsiniz, bunu sürekli güncelliyorsunuz ama ürün burada ambalajda yazdığında siz bu fiyatı güncelleyemeyeceksiniz. O zaman bunun benim kiramı da bunlar belirleyecek. Kiram 15 ise 15 kalacak o zaman. Eleman 20 ise 20 kalacak o zaman. Ben onu satarım, ben ona kabulüm. Su, kira, elektrik, eleman, sigorta, stopaj. Bunun hepsi artıyor.
E bu adam nasıl ayakta duracak abi? Esnaf şunu bahane ediyor. Diyor ki tamam da biz sabitleyelim ama kiramız da artıyor. Ama kira kanun gereği yılda bir kez artıyor. Ama burada fiyat güncellemesi 3 günde bir, 5 günde bir yapılıyor. 10 liraya al, 2 ay sonra 30 lira oluyor mal. Aynı 10 liradan mı satacağım ben mamanı? Esnaf artan maliyetlerden, vatandaşsa sık sık değişen etiketlerden şikayetçi. Tüketici Konfederasyonu yeni önerinin fahiş fiyat artışlarının önüne geçebileceği görüşünde. Tavsiye edilen satış fiyatıyla fahiş fiyatlar fiyat artışlarının önüne geçileceği gibi stokçuluk yani kara borsacılığında önüne geçecektir. Ben de memnun olurum. Daha iyi olur. Daha rahat ederiz. İnşallah yani düzene girer ama etiket yani ambalajı da olsa kasada farklı olduktan sonra ne fark ediyor? Yine fiyatlı bir şekilde gelse de biz onun üstüne bir yolunu buluruz. Kendi istediğimizi yapıştırmak için. Gene bir yolunu buluruz biz. Bu kira artışıyla, bu maliyetlerle mümkün değil. Böyle bir çizik bir değişime uğradı ve siz bunu gözle görülür bir şekilde fark ettiniz. Hemen doğrudan burada vatandaşlarımız alo 175 hattını arayarak şikayette bulunsunlar. Durum böyle. İngiltere'de kraliyet atları firar etti efendim. Başkent Londra sokakları karıştı. Sabah saatlerinde kraliyet atlarının kaçtığı ve şehirde dolaştığına dair ihbar alan polisler atları yakalamak için orduyla birlikte operasyon başlattığını açıkladı. Londra sokaklarını birbirine katan bu atlar toplu taşıma araçlarına çarptı. Olay sırasında en az 4 kişinin yaralandığı açıklandı ve çarpmaların etkisiyle hayvanlardan bazıları da kanlar içinde kaldı. Olayın ardından Buckingham Sarayı yolu kapatılarak güvenlik kordonu altına alındı. İki atın kontrol altına alındığı belirtilirken atların bir tatbikat sırasında kaçtığı tahmin ediliyor. Bu dilimi noktaladık. Saat başında 360 devam edecek. Bir yere ayrılmayın. HT360'ın son diliminde birlikteyiz efendim. Bu dilimde de hem dünyaya hem memlekete bakacağız. Aynı zamanda da konuklarımız olacağız. Olacak bu dilimde ve önemli gelişmeleri masaya yatıracağız. Kastamonu'da ormanlık alanda bir yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi var. Bakalım görüntülere. Yangın Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde çıktı. Ormanlık alanda başlayan yangını fark edenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Rüzgar vardı. Dolayısıyla rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. Yangına hem itfaiye hem de orman ekipleri müdahale ediyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Bartınlı'da tek katlı köy evinde yangın çıktı. Tüpten kaynaklandığı düşünülüyor ve kısa sürede evi kapladı. Bir kişi maalesef yanarak hayatını kaybetti. Onu kurtarmaya çalışan eşi ve kardeşi de ağır yaralandı. Abi bir kişi var içeride ya. Kim lan? Sevgili abim. Köy evinde yangın çıktı. Tekerlekli sandalyedeki ev sahibi kaçamadı. Yangın nedeniyle köyde cam pazarı yaşandı. Bir yerde böyle patlama gibi bir ses oldu. Ben yengeme dedim hani sopa patladı gibisinden. Yengem dışarı çıktı hani ev yanıyor diye bağırmaya başladı. Bartın'ın Kayadibi Kavlak köyünde yaşayan Çetin Bağ ailesinin evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden komşular hemen müdahale etti. Ancak yangın yanda bulunan evi de sardı. Yanan evde Tevfik Çetinbağ, eşi ve kardeşi yaşıyordu. Seher Çetinbağ'la Selim Çetinbağ dışarı çıktı. Yatalak hasta olan Tevfik Çetinbağ içeride kalmıştı. Onu kurtarmak için yeniden yanan eve girdiler. Ancak artık çok geçti. Babamla yengem de sakat amcamı kurtarmak için eve girmişler ama kurtaramamışlar. Yani ev bir anda alev aldı. İtfaiye yangını yaklaşık 2 saatte söndürdü. Yatalak hasta Tevfik Çetinbağ'ın cansız bedenine ulaşıldı. Onu kurtarmaya çalışırken yaralanan eşi ve kardeşi hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre Seher Çetinbağ yangından birkaç saat önce tüp değişimi yapmıştı. Yani büyük ihtimal tüpü tam takıştıramayınca çakma çakınca öyle patlama oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Meteoroloji özellikle batı bölgeleri için toz taşınımı uyarısı yaptı. Çöl tozlarının etkilediği kentlerden biri de İzmir. Gülçin'e bir gidelim. Gülçin, arkanda da böyle kapalı bir hava görüyorum. Bu o demek mi? Nedir durumda İzmir? Ne gibi uyarılar var?
Direktgül, evet, puslu bir hava hakim, gün boyunca da böyleydi. Hatta şu saatlere geldiğimizde biraz daha açıldığını söylemek mümkün. Tabii bu ne anlama geliyor? Bu çöl tozlarının aslında rüzgarla birlikte taşınması anlamına geliyor. Tabii bu hem görüş mesafesini düşürüyor hem de hava kalitesini düşürüyor. Bakın şimdi biz aslında Bayraklı ilçesinden Karşıyaka'ya doğru olan bir noktayı gösterelim size. Kameraman Umut Dermiş Cemaloğlu'nun görüntüleriyle birlikte puslu bir hava hakim. Zaten meteoroloji de bu konuda uyarısını yapmıştı. Özellikle hem alçak seviyede hem de kısmen orta seviyede bulutlarla birlikte Batı Anadolu'da ve Balkanlar'da toz taşınımı söz konusu olacak demişti. İşte İzmir'de sabahtan bu yana, zaten aslında günlerden bu yana da zaman zaman etkisini gösteriyor. Çünkü arabaların üzerinde kendisini sarı toz halinde gösteriyor ve özellikle de şunu da vurgulamamız lazım. İnsan sağlığı üzerinde de yaşam kalitesini düşürüyor. Kimler özellikle etkileniyor? Özellikle astım hastaları, çocuklar, yaşlılar bundan etkileniyorlar. Çünkü hem hava kalitesinin düşmesiyle birlikte nefes almakta zorluk yaşayan bu astım hastaları da bu hava kalitesinin düşmesiyle birlikte toz taşınımından etkileniyorlar. Bugün etkiliydi. Zaman zaman aslında kuru toz birikimi şeklinde, eğer yağışlı olursa da hava yağışla birlikte yeryüzüne iniyor. Tabii uzmanlar özellikle bu çöl tozunun tarımsal anlamdaki etkisinin çok olumlu olduğuna dikkat çekiyorlar. Çünkü hem mineral açısından, demir açısından toprağı besliyor ama insan sağlığı açısından da hem psikolojik olarak hem de nefes solunum yolları hastaları açısından da zorlu bir süreci ifade ediyor. Ne zamana kadar etkisini gösterecek? Aslında Perşembe günü de etkili olacak. Perşembe gününden sonra, yani yarından sonra Cuma etkisini daha fazla kaybedecek ve böylece aslında o yurdun batısında etkisini gösteren ve özellikle de ulaşımda da zaman zaman olumsuz etkilere neden olabilecek toz taşınımı sona erecek. Hatırlatayım, aslında geçen haftalarda Libya'dan uçuş seferlerini de etkileyen bir söz konusu toz taşınımı vardı. Neyse ki yurdun batısında İzmir'de böyle bir şey olmadı ama gün boyunca toz taşınımı özellikle puslu hava şeklinde, güneşi görmeyecek şekilde İzmir'de ve çevresinde etkili oldu. Gülçin Hacı Evliya Gülayç'a çok teşekkürler. İzmir'den aktardı bize. Toz taşınımı uyarısı var. Elbette insan sağlığına zararlı. Dolayısıyla aman dikkat diyelim bir kez daha. Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümünde şehitler törenle anıldı. Anıta çelenk konuldu. Saygı atışı yapılıp dualar okundu. Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yıl dönümünde şehitlikte tören düzenlendi. Dünyayı verseler de cennet vatanını vermeyenlerin ruhu olan Çanakkale ruhu, yüksek karakterli insanların sahip olduğu bir şuurdur. Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde düzenlenen anma törenine Türk ve yabancı ülke temsilcileri katıldı. Tören, Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgın'ın anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Çanakkale Muharebeleri, 600 yılı aşkın bir süre yaşamış ve ömrünü tamamlamış Osmanlı İmparatorluğu'nda son destanıydı. Yine Çanakkale Muharebeleri, Türk milletinin yepyeni bir diriliş, bir filizlenmeyle milli mücadeleye, oradan da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan taze başlangıcın da ilk büyük destanıdır. Çanakkale'de şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Tören, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk'ün Çanakkale Boğazı üzerindeki gösterisiyle sona erdi. Yeni bir açıklamayı paylaşacağım sizlerle. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dedi ki, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesinde icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek. Milli Savunma Bakanlığı yapmış olduğu bu açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek dedi.
Türk Deniz Kuvvetleri yerli ve milli sistemlerle denizleri korumak için çalışmaya ve proje üretmeye devam ediyor. MİLGEM projesiyle Deniz Kuvvetleri yeni, özellikle de yerli ve milli tam donanımlı gemileri envantere kazandırmak istiyor. Peki çalışmalar ne durumda? Mevcut sistemler geliştiriliyor. Makineler test ediliyor. Yeni projeler tasarlanıyor. Burası Deniz Kuvvetleri'ne bağlı İstanbul Tersanesi Komutanlığı. Tersanede bulunan Design Proje Ofisi'nde hedef %100 yerli ve milli gemiler. MİLGEM projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne çok amaçlı fırkateynlerin geliştirildiği tersanede ileri teknoloji sistemler kullanılıyor. Makinalarımız burada toplandıktan sonra, görev hazır hale getirdikten sonra gemiye konmadan önce yaptığımız bir işlem daha var. O da bu makinaları sanki gemideymiş gibi test edebilme imkanımız var. Bunu bu seviyede yapan başka bir tersane bulunmamakta. Tersane üretim projelerinin başrolünde ise Mavi Vatan'ın yeni kahramanı var. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Design Proje Ofisi tarafından geliştirilen TCG İstanbul yanımızda duruyor. Uzun menzilli silahları ve %80 yerlilik oranıyla TCG İstanbul Mavi Vatan'da Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katıyor. 23 Ocak 2021 tarihinde denize indirilen İstanbul fırkateynimiz 19 Ocak 2024 tarihi itibariyle de teslim edilmiştir. Gelişmiş komuta kontrol sistemleriyle, etkin komuta kontrol sistemleri ve artan sensör ve silahlarıyla çok etkin bir vuruş gücüne sahip olacaktır. Kritik silah, sensör ve yazılımları Türk mühendisler tarafından üretilen TCG İstanbul'u geliştirme çalışmaları sürüyor. Tek eksik noktamız olan ana taktik sistemleri, yani makinaları da büyük bir gayretle millileştirme, yerleştirme yolunda devam ediyoruz. Hemen arkamda Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırası ve son günlerini içinde geçirdiği Savarona gemisi var. Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Ata Yadigarı bu gemide bakım ve onarım işlemleri görüyor. Onarım sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda öncelikle eğitim gemisi ve daha sonra da halkımıza denizciliği sevdirebilecek şekilde limanlarımıza seyir yapılması planlanmaktadır. Trabzon'da bir şirketler grubunun başkanına silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan Murat Seymen hastaneye kaldırıldı. Otobüs firması grup başkanı Murat Seymen, ara sokakta yürürken yanına gelen bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Seymen diz kapaklarına isabet eden mermiler nedeniyle yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi yaralı Murat Seymen'i hastaneye kaldırdı. Polis şimdi kaçan şüpheliyi arıyor. İstanbul Kağıthane'de bir kişi kaldırım kenarındaki ağaçları sökmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Nurtepe mahallesinde gece saatlerinde sokağa gelen bir kişi kaldırımın kenarındaki ağaçları böyle sökmeye çalıştı. Artık derdi neyse. Bunu başaramadı. Başaramayınca da ağaçların yanındaki destek tahtalarını sökerek bağırmaya başladı. Elindeki tahta parçalarıyla ağaç dallarına vurdu, köklerini kazdı. Ağaçlara büyük ölçüde zarar veren adam kaçtı. O sırada çevrede bulunan bir kişi yaşananları cep telefonu kamerasıyla böyle kayda aldı. Biz de görüyoruz işte, izliyoruz. Durum bu. Şimdi İngiliz parlamentosu dün sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını onayladı. Tabii bu tasarı onaylanırken aynı zamanda da Manş Denizi'nde biliyorsunuz ölümler yaşandı. Kral Charles'ın onayının ardından yasalaşacak bu tasarı, bu plan. Peki Ruanda sığınma planı nedir? Neleri kapsıyor? Bu süreç nasıl işleyecek? Detaylar için bir Londra'ya gideceğiz. O noktada gazeteci Nezahat Sevim var. Nezahat'a bir soracağız. Londra'da bunun yang... Merhabalar Nezahat. Şimdi gördüm seni. Selamlar. Merhabalar. Bir önce bunun Londra'daki, İngiltere'deki yankılanmasını merak ediyorum. Nasıl şekil buluyor? Özellikle kamuoyunda. Ve tabii süreç nasıl ilerleyecek? Hı hı.
İsterseniz hemen süreçten başlayalım. Şimdi bu plana göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren İngiltere'ye yasa dışı yollardan giren ve Fransa gibi güvenli bir ülkeden gelen her yasa dışı sığınmacı Ruanda'ya gönderilebilecek. Evet. Tabii ki İngiltere'yi coğrafi konumu gereği zaten birçok yasa dışı göçmen Fransa üzerinden Manş Denizi'ni geçerek giriyor. Ve bu tanıma da uyan şu an İngiltere'de yaklaşık 52 bin sığınmacı bulunuyor. Ve bu plana göre sığınmacılar Ruanda'ya gönderildikten sonra oradan sığınma talebinde bulunabilir. Başvuruları başarılı olursa Ruanda'da kalabilirler. Başarılı bulunmadığı takdirde de başka bir ülkeye yeniden sığınma başvurusunda bulunabilirler. Ancak tasarıya göre yeniden İngiltere'ye geri dönmeyi isteme, İngiltere'den sığınma talebi isteme gibi bir seçenekleri yok. Tepkilere gelirsek tabii ki İngiliz hükümeti aslında iki seneyi aşkın bir süredir bu planı hayata geçirmeye çalışıyordu. Ta Başbakan Boris Johnson'ın başbakanlığından bu yana. Ancak hem mecliste çok büyük tepkilere neden olmuştu. Parlamentonun iki kanadı arasında birçok anlaşmazlık yaşanmıştı. Hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İngiltere'deki Yüksek Mahkeme tarafından insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasa dışı bulunmuştu. Hatta geçen sene bir uçak son dakika durdurulmuştu Ruanda'ya kalkmak üzereyken. İşte yeniden İngiltere'deki Yüksek Mahkeme'nin böyle bir karar alabileceği konuşuluyor. Yüksek ihtimalle de alacak. Nezahat, Sunak'ın elini güçlendiren ne peki? Yani bunu 10-12 hafta içerisinde göndereceğini açıkladı ya hani. Elini ne güçlendiriyor? Elini muhafazakar seçmen güçlendiriyor. Muhafazakar partinin aldığı destekleyebiliriz. Çünkü ülkenin önümüzdeki yılın Ocak ayına kadar genel seçimlere gitmesi bekleniyor. Ve muhafazakar parti seçmeninin Sunak'ında mensup olduğu öncelikleri arasında işte yasa dışı göçle mücadele etmek ve vergi mükelleflerinin üzerinden bu yükü kaldırmak var. Ve Sunak da bu yüzden bu uçakların Ruanda'ya yapılacak uçuşların Temmuz'a kadar yapılmasını planladıklarını söylüyor. Ki ancak genel seçimlere kadar bir sonucu görülebilsin. Peki niye Ruanda? Ruanda aslında Afrika genel olarak bakıldığında Afrika'daki en stabil, güvenli ülkelerden Afrika'yla diğer ülkelere göre kıyas yaptığımızda daha güvenli gözüküyor. Tabii ki aslında İngiltere ile Ruanda hükümetleri arasında bir mali yardım anlaşması da yapılmış durumda. Tabii ki her şeyin sonucunda para ortaya çıkıyor. Ve İngiliz hükümetinin Ruanda hükümetine 5 sene içerisinde en az 370 milyon pound ödeme yapması bekleniyor ve gönderilen her sığınmacı başına da yine ek 150 bin pound ödeme yapması bekleniyor. Bu durumda da her hükümetin de bir nevi bu anlaşmadan karlı çıktığını söylemek mümkün. Şimdi sen Londra'da yaşıyorsun, o yüzden biraz merak ediyorum aslında görüşlerini. Demokrasi diyoruz, insan hakları diyoruz, buna yönelik de tepkiler var. Böyle bir karar geçerse, yani Charles'ın onayının ardından yasalaşırsa nasıl etkiler sistemi? Yani burada tabii ki dünyanın birçok genelinde olduğu gibi yasa dışı göçe karşı büyük bir itiraz var. Dünyanın birçok yerinde artık göçmenlik, yasa dışı göçmenlik özellikle ve onların vergi mükelleflerinin üzerinde yaptığı baskı, bunların bütün barınma, sığınma taleplerinin karşılanması ve her türlü. Bu tabii ki bu ülkede yaşayan vergi mükelleflerinin üzerinde de büyük bir yük. Ve İngiltere'de vergilerin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Ve bunun dışında karşılığında alınan sosyal hizmet de çok iyi değil. Sağlık sektörünün durumu malum İngiltere'de de. Bu sebeple bu uygulamaya onay verecek birçok kişinin olduğunu İngiltere'de söylemek mümkün. Göçmenler mi sebep görülüyor bu refah düzeyinin düşmesine? Böyle bir bakış bir mı var? Bir sebebi o gözüküyor. Mesela İngiltere'de sağlık bütçesi, ki dediğimiz gibi sağlık sistemi çok kötü bir durumda. Ancak halen sağlığa yeteri kadar bütçe ayrılmıyor. Ve bu durumda da insanların gözleri de tabii ki burada enflasyon da yüksek bir seviyede. Yine yaşam giderleri de çok yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Tabii insanlar biraz kendi günlük yaşamlarını da düşününce gözlerini bunun neden sebep olduğuna, hükümetin neden bu süreci iyi yönetemediğine yöneltiyorlar. Ve mülteciler de, yasa dışı göç de bu etkenlerin
sebeplerinden bir tanesi olarak görülüyor diyebiliriz. Çok çok teşekkür ederim Nezahat, verdiğin bu bilgiler için. Teşekkürler. İngiltere Başbakanı Sunak ülkedeki düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya 10-12 hafta içerisinde göndereceğini söyledi. Gazeteci Nezahat Sevim de bize oradaki yansımasını aktardı diyelim ve devam edelim. Dünyaya bakmaya elbette. Gazze'nin Refah kentinde gergin bir bekleyiş var. Bir süredir zaten buraya yönelik operasyonları konuşuyoruz. İsrail'in resmi televizyonu ordunun çok yakında Refah'a girmeye hazırlandığını iddia etti. Ve bu iddiaya göre Refah planını 4 kez revize eden İsrail'in Refah'ta ilerleyişi aşamalı aşamalı gerçekleşecek. İsrail ordusu çok yakında Gazze şeridinin güneyindeki Refah'a karadan işgal başlatmaya hazırlanıyor. İddia İsrail'in resmi televizyon kanalı Kan'a ait. Kan yayınında uydular tarafından Refah'la Han Yunus arasında son haftalarda kurulmuş olan çadır kenti gösteren fotoğrafları gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve adı belirtilmeyen bölge ülkelerine planın sunulduğu, İsrail ordusunun Refah'a ilerlemesinin aşamalı gerçekleşeceği belirtildi. Kanalın askeri haberler yorumcusu Itay Blumenthal'a göre İsrail ordusu Refah'taki 1 milyondan fazla Filistinli'yi bölgeden tahliye ederek Gazze şeridinin güneyi ve orta kesiminde son zamanda hazırlanan barınaklara gitmesini isteyecek. Refah'taki insanların tahliyesi 4 ila 5 hafta sürecek. Kanın iddiasına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin çekinceleri sebebiyle İsrail ordusunun hazırladığı plan 4 kez revize edildi. İsrail Hayom gazetesi ise Refah saldırı kararının Hamas lideri Yahya Sinvar'ın arabuluculuklar aracılığıyla yapılan teklifi reddetmesi sonucunda alındığını iddia etti. Ayrıca İran'ın İsrail'e yaptığı saldırı sonrasında İsrail'in İran'a sınırlı karşılık vermesinin sebebinin de Amerika Birleşik Devletleri'nin Refah'a yönelik operasyona karşı tutumunu yumuşatmak olduğu belirtildi. Amerikan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder ise henüz Amerika Birleşik Devletleri ile paylaşılan uygulanabilir ve güvenilir bir plan bulunmadığını söyledi. İsrail'in Refah planından hala endişeli olduklarını belirterek bu konuda iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Bir son dakikanın bilgisini alacağız şimdi. PKK-KCK Almanya yapılanması sorumlusu tutuklandı. Detaylarda Elif Yavuz'da. Elif. Dilekçil, belirttiğiniz üzere bir son dakika bilgisi olarak paylaşıyoruz. PKK-KCK'nın Almanya'ya yapılanması sözde sorumlusu Saim Çakmak yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda PKK-KCK'nın Almanya'ya yapılanması sözde sorumlusu Saim Çakmak yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aslında Çakmak uzun süredir takip ediliyordu. Yapılan araştırmalar sonucunda ise yakalandı ve tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Saim Çakmak PKK-KCK terör örgütünün yurt dışı faaliyetlerinde de aktif şekilde yer alıyordu. Birçok görüntülerde de aslında yapılan incelemelerde Saim Çakmak'ın da yine PYD ve PKK-KCK bayraklarıyla pozları da ekranlarımıza da yansıtacağız ilerleyen dakikalarda. Çok sıcak bir gelişme olduğunu belirtebiliriz. PKK-KCK Almanya yapılanması sözde sorumlusuydu Saim Çakmak. Almanya'da ve yurt dışında özellikle terör örgütünün yurt dışı faaliyetlerine yönelik aktif şekilde görev alıyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından da yakın takipteydi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevki gerçekleşti. Adliyeye sevk edilen Çakmaksa tutuklanarak cezaevine gönderildi. Önemli bir operasyon aslında çünkü PKK-KCK Almanya yapılanması sözde sorumlusuydu. Sorumlulardan bir diyene daha operasyon gerçekleştirildi. Çok sıcak bir gelişme olduğunu ifade ettik. İlerleyen dakikalarda detayları da paylaşacağız ancak Saim Çakmak PKK-KCK terör örgütünün Almanya yapılanması sözde sorumlusuydu. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleşen nokta operasyonla yakalandı, gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra da tutuklandı. Peki. Elif Yavuz, teşekkürler verdiğin detaylar ve bilgiler için. Devam edeceğiz.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırdığını söyledi. Bu önemli bir açıklama. Ve dedi ki biz de oturup beklemeyiz. Ülkesine yönelik bir tehdit görülmesi halinde ciddi önlemler alacağını da sözlerine ekledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı Azerbaycan'a karşı silahlandırdığını söyledi. Kendimize yönelik ciddi tehdit görürsek ciddi önlemler almak zorunda kalacağız dedi. Aliyev, Ermenistan'la barış anlaşması imzalanması için yürütülen müzakereler hakkında konuştu. Barış anlaşması imzalanmasına hiçbir zaman olmadığı kadar yakınız dedi. Detayların çözülmesi gerektiğini belirterek her iki tarafın da zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Aliyev, Azerbaycan'ın batı illeriyle Nahçıvan'ı Ermenistan üzerinden birleştirecek güzergaha ilişkin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020'de imzalanan üçlü bildiriyi hatırlattı. Ermenistan'ın Nahçıvan'la yol bağlantısı kurulmasını engelleyerek anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi. Ermenistan'ın yeni silahlar edinmesine de değinen Aliyev, Fransa, Hindistan ve Yunanistan'ın Ermenistan'ı kendilerine karşı silahlandırdığını belirtti. Bunu açıkça yapıyorlar. Biz de oturup bekleyemeyiz. Bu tavrımızı Ermeni hükümetine ve bugün Ermenistan'a sahip çıkmaya çalışan taraflara açıkça ilettikleri. Türkiye-Azerbaycan Birliği'nin bölgesel güvenlik ve istikrarın önemli kriteri olduğunu belirten Aliyev, Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşma ve Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki normalleşme paralel yürütülmelidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumunun da bu yönde olduğunu söyledi. Şimdi biz HT-360'ın bu diliminde dünyayı yakından ilgilendiren iki meseleyi aslında şöyle bir masaya yatırmak istiyoruz. Nedir o? Birincisi İsrail'in refah operasyonu. Elbette başka meseleler var ama biz bunu bugün konuşacağız. Diğeri de Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı silahlandırılması. Bu da önemli bir mesele. Bir süredir zaten Azerbaycan'ın buna yönelik tepkileri var. Ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkeleri Ermenistan'ı silahlandırılıyor ve Rus barış gücünün de biliyorsunuz bölgeden çekilmesi söz konusu. Peki bu denklem ne demek? Bunu konuşacağız. HT-360'da Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin bizlerle beraber. Çetin Er, hoş geldin. HT-360'a tekrar. Yine Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar bizlerle. Hocam hoş geldiniz HT-360'a. Teşekkür ederim Dilek Hanım. Size, Çetin Er'e, Ramin Hocam'a selamlar, saygılar. Çok teşekkürler ve Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ramin Sadık bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz HT-360'a siz de. Hem sizi hem de konuklarımızı selamlıyorum. Çok İyi teşekkürler. Yani. Şimdi İsrail meselesini, refah meselesini elbette konuşacağız ama ben bu Azerbaycan-Ermenistan gerilimine konuşarak başlamak istiyorum. Sözü de size vereyim Ramin Hocam. Aliyev bazı ülkeleri işaret ediyor. Özellikle Brüksel'de de notlarıma da baktım çıkardım. Yakın zamanda bir toplantı vardı ve buraya Azerbaycan davet edilmemişti. Sonrasında başta Fransa olmak üzere birçok noktada bakıyorum. Mesela diyor ki bir süredir Ermenistan'a askeri eğitim, savunma, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri ile ilgili destek veriliyor. Ne demek bu? Ermenistan'ı Fransa diyoruz ama başka silahlandıran ülkeler var mı? Ne anlama geliyor? Biz orada barışı konuşuyorduk en son. Türkiye'nin çok yoğun girişimleri vardı. Evet, yani şunu söyleyebiliriz. Aslında Güney Kafkasya'da en fazla barışı isteyen ülkelerden ikisi Türkiye ve Azerbaycan'dır. Hı hı. Yani sürekli her iki taraftan da Ermenistan yönetimine yönelik barışçıl açıklamalar gerçekleşiyor. Ancak maalesef geride kaldığımız süreçte hem Fransa'nın başını çektiği ve Ermenistan'ı silahlandırmaya devam edilen bir süreç olduğunu görüyoruz. Tabii Ermenistan yönetimi aldığı silahların bir savunma amaçlı olduğunu dile getiriyor. Hatta Ermenistan yönetiminden yine yapılan açıklamalarda Rusya'nın gerek 2021'de gerek 2023'te bize söz verdiği halde bize silahlarını vermediği gibisinden açıklamalar yapıyorlar ve bu nedenle de savunma amacıyla silahlanmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Ancak burada başını Fransa'nın çektiğini görmekle beraber biz
Hindistan'ın özellikle son dönemlerde Ermenistan'a obüsler gönderdiğini, hatta sadece silahlar göndermediğini, aynı zamanda da çok fazla sayıda binler isim yapılmayan bir ülke. Ermenistan'ın ekonomisi çok kötü. Ermeniler hem Rusya'da hem bildiğimiz üzere Türkiye'de geçimlerini sağlayarak ailelerine katkı sunmaya çalışıyorlar. Ermenistan'ın petrol, doğalgaz gibi enerji servetleri de yok. Dolayısıyla bu kadar Hindistanlı'nın Ermenistan'a neden bu kadar cazip ülke olarak görüp de Ermenistan'a gitmesi sorgulanmalı. Benim şahsi kanaatime göre ki bazı haber sitelerinde de gerek Güney Kafkasya'dan olan haber sitelerinde gerek Batı'dan olan haber sitelerinde özellikle Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki henüz tam olarak belirlenmemiş sınır hatlarında bazı örgütlerin Ermeniler tarafından yerleştirildiği haberleri dolaşıyor. Bununla ilgili 2020 44 günlük savaştan önce zaten Fransa'nın bu konuda epey bir çalıştığını da biliyoruz. Süleymaniye'den kalkan uçakların Erivan'a indiği ve ancak daha sonra da güya Azerbaycan tarafından Türkiye'den Suriyeli muhaliflerin getirildiği, Azerbaycan safında savaştırıldığına yönelik böyle bir iftiraları da Azerbaycan'ın üzerine atıyorlardı. Ancak geldiğimiz süreçte gerek 2020'de gerek bugün de yine o bölgeye yasa dışı olarak bir takım örgütlerin yerleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ben Hindistan'dan getirilen bu 130 bin civarında rakamları kendileri ifade ediyorlar. O büyük çoğunluğunda erkekler bunlar. Ben onların da sırf eğer olası Azerbaycan'a karşı bir sabotaj eylemi esnasında kullanılabileceğini düşünmekteyim. Evet. Abdullah Hocam, şimdi bir de Rus barış gücünün görev süresi dolmadan Karabağ'dan çekilmesi gibi bir durum söz konusu. Tabii şöyle yorumlar yapılıyor. Deniliyor ki Batı bölgede Ermenistan'ı, Rusya'da Azerbaycan'ı desteklemek için böyle bir hamlede, böyle bir girişimde bulunmuş olabilir. Bunlar ihtimaller elbette. Şu anda neden çekildiğine dair belki net bir şey söylemek gerekmiyor ama askerler neden çekildi sorusunu size sorayım. Sebepleri olarak ne görüyorsunuz ve 130 bin civarında bir rakamdan da bahsetti Ramli Hocam. Ne oluyor? Şimdi tabii 130 bin Hintlinin Ermenistan'a getirilmesi, teyit edilmesi gereken bir şey. Şimdi yani hocam da takdir eder ki çok büyük bir rakam bu. Yani 130 bin tane... 130 bin asker dediniz değil mi hocam? Ben de çünkü öyle aldım. Yok yok, asker değil. Hintli genç. Genç ya, ama genç yani. Asker ne olduğunu Hintli bilmiyoruz. Genç yaştaki erkekler yani. Hatta evet. Bunların, özür dilerim, Zvartnos Havalimanı'nda bunlar öyle bir kalabalık oluşturmuşlardı ki o dönem gündeme bile geldi. Ama hocam bunlar bunlar teyit edilmemiş bilgiler, öyle değil mi? Okuduğunuz kaynaklar, iddialar vesaire, böyle diyebilir miyiz buna, yoksa... 130 bin rakamını Ermenistan haber siteleri veriyor. Zaten Ermenistan haber siteleri. Başka bir yerde de görmedim ben. Evet, buyurun Abdullah Hocam. Yani tabii şunun farkındayız. Özellikle ben Hindistan basınını Güney Kafkaslarla ilgili olarak okurken sürekli Azerbaycan aleyhine ve Ermenistan lehine bir yaklaşımı benimsedikleri gözüküyor. Şimdi tabii bunun kökeninde ne var? Öncelikli olarak bir Hindistan'la Pakistan arasındaki gerilim, yani hep kanıksadığımız ve uzun yıllar yayılan bir gerilim ve Pakistan'ın Karabağ Savaşı dahil olmak üzere Türkiye ile birlikte Azerbaycan'ı desteklediğine dair onlardaki var olan yaklaşım. Bir diğer tarafıyla tabii İran'la bir angajmanları var Pakistan'ın. Özür dilerim, Hindistan'ın. Şimdi bir koridor ve bu koridor iki eksen, özellikle İran'dan çıktıktan sonra bir koluyla Hazar üzerinden, bir koluyla Zengezur üzerinden gitmeye dair bir başka mesele var. Öte tarafıyla da özellikle Türkiye ile Hindistan arasında çok hissedilmese bile bir kutuplaşma var. Özellikle yakın zamanda bunun emareleri oldu. Bu manada şöyle bir şey gelişti. Hindistan hem çok ciddi anlamda bir silah satışı ve silah desteği sağlıyor. Bu gözüküyor. Yani bunların şeyleri de var. Yani detayları da var. Bu noktada Ramin Hocam'ın söylemiş olduğu bir takım
Hindistan menşeili insanlar çeşitli hı hı. görüntülerle veya işte Ermenistan'la Hindistan arasındaki işbirliği çerçevesinde Ermenistan'da varlık ortaya koymuş olabilirler mi? Olabilirler. Bu asimetrik bir takım faaliyetleri işaret eder mi? Etme hı hı. ihtimali var ama öncelikli olarak özellikle bu kısmını görmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman tabii Sayın Aliyev'in söylemiş olduğu Yunanistan detayı da önemli bir detay. Yani biz Fransa'yı çok konuşuyorduk. Yani Fransızların özellikle burada işte Fransız lejyonerlerin burada faaliyet göstermeye başladıkları, biraz önce Ramin hocamın saymış olduğu işte Asala olsun, Mama olsun, Pogo olsun veya Yekra Grapan olsun. Yani yeni görülen terör örgütleriyle beraber bunlarla ilgili bir takım angajmanları geliştirdiklerini görüyoruz. Bu gerçek. Şimdi tabii askeri ateşe atama, askeri ateşe işte Zengezur koridorunda atama falan böyle bir sürü şeyleri var, angajmanları var. Onu da değerlendiririz. Ama bütün bunların hepsinin uhdesinde tabii en çok düşünmesi gereken konuların başında karşımızda, Karabağ'da bize karşı bir ekseni şekillenmekte oldu. Şimdi bu eksen içerisinde çok ilginç ülkeler var. İşte Sayın Aliyev Hidazi, Yunanistan, Fransa, Hindistan. Ve İran. Evet. Şimdi bu bölgedeki işte rekabetle de ilgili. Şimdi yani İran'ın bu denklemin içerisinde neden yer aldığını hepimiz biliyoruz. Yani sonuçta o evet. Aras koridoru olarak üzerinden geçmesini istiyor. Bir de barış ama gücünün yani, çekilmesiyle oluşan bir boşluk var. İran orada yer yok, alabilir mi? O da bir şunu tartışma. Söyleyeyim. Hayır. Şimdi o iş bitti Dilek Hanım. Yani ben temelde Rus barış gücünün biliyorsunuz 44 günlük muharebeden... Oradaki boşluk öyle bırakılır mı hocam? Yani İran, Türkiye tabii yok. Ki buna tepki gösterir elbette ama İran durur mu öyle? Yok şimdi yani Karabağ'la ilgili mesele kapanmıştır. Yani en son antiterör operasyonun yapılmasıyla birlikte Hankendi, Hocavend, Hocalı, Adam ve geri kalan bölgelerdeki bütün Ermeni varlığı demografik anlamda da kendi isteğiyle bölgeyi terk etmesiyle birlikte Rus barış gücünün temelde orada olmasının sebebi, gerekçesi oydu. Evet. Oradaki Ermeni toplumunu korumak veya işte sözde Artçah Devleti'ni korumak. Ama Artçah Devleti tamamıyla yıkıldı. Oradaki toplum kendi iradesiyle Karabağ'ı terk etti. Rus barış gücünde orada kalması da bu manada gerek kalmadı. Zaten Rusya'nın... Evet. Hocam biraz hızlı gideceğiz çünkü 10 dakikam olduğunu söylüyor. Refah'ı da konuşmamız lazım. Tamam. Yani Rus barış gücünün orada kalmasına gerek kalmadı. Yani varlık gerekçesi ortadan kalktı. O yüzden onlar da zaten özellikle Ukrayna Savaşı'nda muhtemelen ihtiyaçları var. O maksatla bütün oradaki var olan taktik kuvvetleri çektiklerini görüyoruz. Çetiner, sen nasıl yorumluyorsun geldiğimiz bu aşamayı? Bir de Türkiye'nin pozisyonu tüm bu yaşananlara ne olur? Şimdi tabii iki başlıkta incelemek gerekiyor. Birincisi tabii ki Rusya'nın çekilmesi mevzusu. Rusya'nın çekilmesi bugünün gündemi değil aslında. Geçtiğimiz hafta itibariyle Rusya bunu ilan etti çekileceğini. Tabii karakteristik olarak baktığımız zaman Rusya aslında bugüne kadar gönüllü olarak savaşmadan, çatışmadan, bir problem yaratmadan, diplomatik bir süreç içerisinde olmaksızın belki de ilk kez bulunduğu bir bölgeyi terk ediyor. Bir de vaktinden önce değil mi? Vakti aslında bir tarihi yoktu bunun. Yani şu kadar tarih kalacak. 5 yıl bölgede kalması planlanıyordu şöyle, ama. Şöyle o 5 yıl boyunca Karabağ'daki sorunların çözülmesi şartına bağlıydı. Yani çözülmese daha da kalacaktı. Yani bir 5 yıl bir daha. Bir takvim belirlenirken. Sorunlar çözüldükten sonra o sorunların çözümü içinde 5 yıllık bir zaman dilimi oluşturuldu. Ve o 5 yılın sonrasında çekilme taahhüdü yapıldı. Vardı, evet. Şimdi gelinen noktada artık şöyle bir gerçekçi olmak gerekiyor. Sahanın koşulları itibariyle bir, artık bölgede Ermeni nüfusu kalmak isteyenler kaldı. Geri dönmek isteyenler ya da tarihsel süreç içerisinde o bölgede nüfus kaydı olanlar ki şunu da hemen altını çizelim. Azerbaycan'ın kendi toprakları içerisinde gayet sulh içerisinde devlete bağlı, devletiyle iyi bir hukuk içerisinde geçinen Ermeniler de var. Bakü'de yaşıyorlar. Yani buna Ermenistan devletinden bağımsız olarak bakmak gerekiyor ve Azerbaycan devleti de bu Ermeni nüfusunu
her zaman birinci sınıf vatandaş gibi gördü. Dolayısıyla o bölgenin asli unsuru konumunda olan insanların gitmesini gerektirecek bir durum yoktu. Gidenler oldu mu? Evet, gitti. Ama tabii ki bölgenin asli kaba fotoğrafa ya da büyük fotoğrafa baktığımız zaman Azerbaycan toprağı olan bir bölgede hakimiyetin ama artık tamamen şartsız ve koşulsuz olarak geçtiği bir süreçte artık Rusların durmasının bir anlamı yok. Anlamı yok. Ve Ruslar için kritik bir süreç var. Ya 5000 askeri var o bölgede, onları çekecek ya da onun yerine Suriye'den asker çekecek. Şu anda Suriye daha kritik. Dolayısıyla bunu bölgeye paralı asker gönderemeyeceğine göre, farklı bir şekilde idame ettiremeyeceğine göre kendi resmi askerlerini çekti. Fakat bir şeyin altını çizelim. Karabağ bölgesinden Ruslar çekildi. Halen Ermenistan toprakları içerisinde farklı alanlarda yaklaşık 8000'e yakın Rus askeri halen konuşlandırılmış durumda. Yani bir şey karıştırmıyorum. Yani Ermenistan topraklarından değil, Karabağ bölgesine çekildiler. İşin bir de tabii silah yardımı boyutu var. Hindistan benim kanaatime göre daha çok ticari olarak bakıyor. Yani Hindistan'ın silah üretimi artık çok ciddi bir kapasiteye ulaştı. Özellikle kara savaşlarında kullanılan piyade silahları dahil olmak üzere çok ciddi bir üretim kapasitesi var. Hindistan'ın bu anlamda Ermenistan'a bir silah bağışında bulunmak ya da doğrudan Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, İran denklemine girmek gibi bir profil oluşturacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Hindistan zaten Keşmir problemiyle hemen yanı başında Hindistan, İran gibi bölgelerde yaşanan problemlerde çok sıkıntılar yaşayabilir. Artı Hindistan artık Çin'in yerini almaya çalışıyor. Evet, ticaret konusunda olağanüstü pragmatist bir ülke. Evet. Ama Fransa için bunu söyleyemeyiz dilek. Çünkü Minsk grubunun başat ya da baş aktörü, baş oyuncusuydu. Ve yıllardır yani işin en başından beri Karabağ sorunu çözülsün diye kurduğu grup Karabağ çözülmesinin üzerine kurdu ve Karabağ bir kahramanlık hikayesiyle geri alındı. Dolayısıyla Karabağ kahramanlık hikayesiyle geri alındığı için de burada Fransa'nın rolü tamamen çöpe atılmış oldu. Yani Fransa bu konuda hatta birçok yaptırım sürecini başlattı Azerbaycan'a karşı. Azerbaycan devletini zor duruma sokabilmek için. Bakın en basit örneğini yabancı medya kuruluşlarının tamamını Fransa'daki PR şirketleri üzerinden doğrudan Erivan'a gönderdi Fransa. Ve bu mihvalden baktığın zaman Fransa Ermenistan'ı önemsiyor ama asıl önemli olan şu. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla diasporanın güçlü olduğu ülkede Fransa ve Ermeniler Fransa siyasetinde çok etkililer. Türkiye'ye dair bir cümle söyle. Ramin Hocam hemen da aynı söyleyeyim. Soruyu soracağım. 7 dakikam Türkiye kaldı. Türkiye bu süreci yakından izler. Azerbaycan'a gerekli olan desteği ilk gün gösterdi. Daha sonra da gösterir. Burada Hindistan'ın ya da başka bir ülkenin silahları vermesi önemli değil. Zaten Ermenistan savaş halindeyken de bu silahlar sağlandı, gönderildi. O gün de Türkiye desteğini sağladı. Bundan sonra da sağlar. Devam ettir. Rami Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin pozisyonu için tabii kalıcı bir barışı konuşuyorduk Kafkasya'ya. Türkiye'nin çok önemli rolü vardı. Şimdi ne olur? Şimdi ilk günden beri yani Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade ediyor ve bunu da sahada gösteriyor. 2021 Haziran'ında Şuşa beyannamesi var iki ülke arasında ve iki ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın da çoğu zaman ifade ettiği gibi dünyada örneği olmayacak şekilde etle kemik gibi birbirine kenetlenmiş şekilde gerçekten de hem sevinçli hem hüzünlü günlerimizde sürekli birbirimizin yanındayız. Türkiye'nin bu bölgedeki varlığı ne Fransa'nın ne Rusya'nın ne ABD'nin aksi yönde politikalarına rağmen asla sarsılmayacaktır. Çünkü bu bölgenin asli unsurlarından birisi Azerbaycan'dır ve Azerbaycan olduğu masada da Türkiye vardır. Nasıl Türkiye olduğu masada Azerbaycan olduğu gibi. Tabii ki Fransa sadece Azerbaycan'a değil aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki varlığından da rahatsız ve Fransa gerek Afrika'da gerek başka dünyanın başka ülkelerinde kendi çıkarlarına ters yönde giden siyasetle ilgili Güney Kafkasya'da yer almak isteyerek Türkiye'nin bölgedeki varlığına en azından engel olmaya çalışıyor. Evet. Ancak bu süreçte
Fransa'nın özellikle Rusya ile paylaştığını, paslaştığını düşünmekteyim ben. Örneğin Afrika'dan çekilirken bölgesini Rusya'nın aldığını, aynı zamanda Rusya'nın da Güney Kafkasya'dan, en azından Karabağ'dan, Güney Kafkasya değil, Karabağ'dan barış gücünü çekerken Fransa'nın oradaki varlığına, yani Ermenistan'daki varlığına çok da büyük bir tepki göstermediğini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla ikili arasında sanki böyle bir paslaşma var gibi duruyor. Her ne kadar böyle hani ekranlar önünde güya birbirlerinden rahatsız olduklarını ifade etmelerine rağmen. Oysa Rusya'nın en büyük rahatsızlığı bence burada ABD'yedir. Çünkü Paşinyan'ın tamamen yönetime gelmesiyle beraber ABD Ermenistan'da yerleşmiştir ve Rusya'nın en büyük rahatsızlığı da ABD'ye yöneliktir. Peki hocam, gelelim Abdullah hocam refah planına. Biz zaten bu meseleyi çok konuştuk. İsrail vazgeçmiyor. Refah yönelik bir hazırlık var. Artık aşamalı olarak girilecek deniliyor. Sizce o operasyon olacak mı, refah planı ne diye bir kez daha, defalarca sorduğum gibi bir kez daha sorayım. Şimdi Dilek Hanım, kafalarındaki temel yaklaşım şu, yani refah üzerinden, refahtaki yaşayan 1.3 milyon insan üzerinden büyük bir oyun kurgulanıyor. Oyun derken kastım şu, Orta Doğu, büyük Orta Doğu güvenlik mimarisi. Şimdi şuradan bakın lütfen olaya, ne olduğunu anlayabilmek için. İran 14 Nisan'da İsrail'e puaları, kamikaze duranları, seri sefer füzelerini ve balistikleri gönderdiği zaman bunu sadece İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve Almanya durdurmadı. İşin içerisinde Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak var. Yani biz burada işin İnsani dram kısmıyla uğraşırken Amerika Birleşik Devletleri 7 ay boyunca yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeye çalıştı ve bunun ilk tezahürünü biz nerede gördük? İsrail'i geçmişte İsrail düşman Arap devletleriyle beraber İran'a karşı savunurken gördük. Evet. Bakın bu çok çok önemli bir fotoğraf. Şimdi amaç ne? Amaç kısaca şu. Hamas'ı yok etmek istiyorlar. Bu yani böyle bir şeyleri var. Yani en azından Hamas'ın askeri kabiliyetini elinden almak istiyorlar. Bir. İki, Filistin meselesini İsrail'in istediği gibi çözmek istiyorlar. İran ve vekillerini izole etmek, bir şekilde üretmiş oldukları tehdidi kullanmak istiyorlar. Kimin üzerinde? Özellikle Sünni Arap ülkeler üzerinde İran tehdidi kullanmak istiyorlar. Dördüncüsü, Orta Doğu'nun biraz önce söyledim. Bir yeni güvenlik mimarisi var. Bu güvenlik mimarisinde aktif olanları gördük ama pasifler var. Kuveyt var. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar var. Bahreyn var. Bu ülkeler var. Ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin jeopolitik inisiyatifleri içerisinde çözmek istiyorlar. Evet. Ve bir diğer tabela Biden'ın kazanmasını istiyorlar. Şimdi evet. Buradaki mesele ne? Sorun ne? Daha uzattım farkı. Yok estağfurullah hocam, benim sürem yok. Siz asla uzatmıyorsunuz. Yanlış anlamayın lütfen gerçekten. Tamam. Şu kadar söyleyeyim. Refah operasyonunun üretmiş olduğu riskler var. Biraz önce bahsetmiş olduğum başlıkları bozabilecek. Özellikle Araplarla İsrail'in, özellikle Suudi Arabistan nükleer angajmanlı olarak İsrail'in el sıkışması riski, sıkışmasının patlaması riski var. Evet. Bunun olmasını engellemek için oradaki refahtakileri o mavasi bölgesi başta olmak üzere çadır kamplara gönderip, yani yapısal duruşunda bozup Hamas'ın oraya bir operasyon yapma eğilimleri var. Evet, öyle Çetiner gelir mi bu operasyon? Bekliyor muyuz artık? Şimdi çok açık konuşmak gerekirse İsrail Gazze işgalini başlattığı zaman biz tabii işi hem yerinde hem sahada hem stüdyolarda konuşurken bir süre sonra sadece ölen insanların sayılarıyla görmeye başladık. Yani işte 30 bin kişi bugün katledildi ve bana göre dünyada şu an en acımasız savaşı görüyoruz ve bu en acımasız savaşın altında Netanyahu'nun imzası var. Şimdi olayın da şu öyle bir boyutu var. İsrail bu savaşı başlatırken tabii bir bahane ile başladı. İşte 1400 vatandaşımız öldü falan ama aslında İsrail
ta en başından beri iki temel perspektif üzerine Gazze işgalini başlattı. Hı hı. Birincisi Refah'ı kontrol altına almak. İkincisi de Gazze'nin insansızlaştırılmasından ziyade seyrekleştirilmesi, hı hı, ve ikisine bağlı olarak da Hamas'ı etkisiz hale getirmek. Şimdi Gazze'nin kuzey kesimini neredeyse bırakın seyrekleştirmeyi, insanların yaşamadığı bir alana dönüştürdü. Ve orada yaşayan neredeyse nüfusun tamamı göç edip ortaya ve güneye kaymak durumunda kaldı. Şimdi ikinci aşama Refah'a operasyon yapmak. Ve Refah'a bir operasyon olursa yani ben olacağı görüşündeyim, yapacakları görüşündeyim. İnşallah yanılırız çünkü çok insan hayatını kaybeder, çok insan ölür. Hı hı. Çünkü şöyle düşünelim, bir taraftan Refah kapısında Mısır'ın kapıyı açmayacağı aşikar ortada. Aslında bunun siyasi nedenleri var. Biz insani nedenleriyle bakıyoruz. İnsani nedenleriyle baktığımız çok zaman... Çok az kaldı süreç. Hemen söyleyeyim. İnsani nedenleriyle baktığımız zaman tabii ki yine büyük ölümler demektir. Yani öyle görünüyor ki İsrail bir 30 bin insanı daha katletmeyi, imha etmeyi, öldürmeyi göze alıyor. Ve dünyanın gözünün içine baka baka bunu yapıyor. Evet. Yani bir yerde kimyasal silah kullanmakla 30 bin tane insanı öldürmek arasında bana göre bir fark hiçbir yoktur. Fark yok. Ama şimdi bir taraftan siyasi var. Baktığın zaman da Mısır'da eğer Filistinleri içeri alırsa Filistin halkının topraklarından kopacağını ve bir daha o topraklara dönemeyeceğini farkında. Evet. Kötü olan ise şu. Şimdi Refah işgal edilirse Hamas'ın artık gücü çok büyük ölçüde azalır, yok olur. Yani çünkü o bölgedeki karşı taraftaki kabilelerden çok ciddi destek alıyor. Hı hı. Bu destek tamamen ortadan kalkar ve bu operasyonu tabii Netanyahu'nun siyasi geleceği için ben bir günde olsa Netanyahu'nun bunun yüzünden dünyaya hesap vereceğini düşünenlerdenim ama siyasi geleceğini bir süreliğine bile olsa amorti etmiş gibi görünecek. Peki. Çok çok teşekkür ederim değerli konuklarıma. Abdullah Hocam, Ramin Hocam çok çok teşekkürler. Çetin Ersin sana da. Devam ediyoruz efendim. Peki devam edelim. ABD Senatosu sosyal medya uygulaması TikTok'u ülkede tamamen yasaklayabilecek yasa tasarısını kabul etti. TikTok'un Çinli sahibi hisselerini satmazsa uygulama ABD'de engellenecek. Amerikan Senatosu TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasına neden olabilecek yasa tasarısını onayladı. TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'in hisselerini satmaya zorlayan tasarı Amerikan Senatosu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. Platformun Çinli sahibi ByteDance'e hisselerini satması için 9 ay süre verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tasarıyı kendisine ulaşır ulaşmaz imzalayacağını söyledi. TikTok'un kamu politikası başkanı Michael Beckerman tasarıya tepki gösterdi. Mevzuatın TikTok'un 170 milyon Amerikalı kullanıcısının haklarının açık bir ihlali olduğunu söyledi. Savaşmaya devam edeceğiz. Bu uzun sürecin sonu değil, başlangıcı dedi. Biden tasarıyı imzaladıktan sonra TikTok'un satılması için ByteDance'e 270 gün süre tanınacak. Biden satışta ilerleme kaydedildiğini görürse bu süreyi 90 gün daha uzatabilecek. Halihazırda Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde yasaklı olan TikTok'a Avrupa Birliği gibi büyük pazarlarda da kısmi yasaklar uygulanıyor. Hollandalı bilim insanları yakın zamanda ölen 72 yaşındaki bir kişinin COVID-19'u 613 gün boyunca atlatamadığını açıkladı. COVID-19'u 613 gün boyunca atlatamadı. Bu sürede virüs vücudunda 50 kez mutasyon geçirdi. Olay Hollanda'da yaşandı. Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki bulaşıcı hastalık uzmanları bilinen en uzun süreli COVID-19 enfeksiyonu olduğuna inanılan bir vaka bildirdi.
72 yaşındaki hastanın kısa süre önce öldüğü belirtildi. Söz konusu kişinin bağışıklığının zayıf olduğu ve yaklaşık 2 yıla yakın süren hastalıkla mücadelesinde virüsün sürekli mutasyona uğradığı bildirildi. Yapılan araştırmalarda virüsün yeni bir bağışıklıktan kaçan başka bir virüse dönüştüğü anlaşıldı. Hastanın ilk olarak Şubat 2022'de Omikron BA.1.17 varyantıyla enfekte olduğu, virüsün birkaç hafta sonra tedaviye direnç göstererek mutasyona uğradığı belirtildi. Hastadan Şubat 2022 ile Eylül 2023 arasında 27 burun ve boğaz örneği alındı. Mutasyona uğramış varyantın başkasına bulaştığına dair bir kanıta ise rastlanmadı. Söz konusu hastanın birden fazla COVID-19 aşısı olduğu ancak bağışıklık sisteminin yanıt vermediği, bu durumun yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde sıklıkla görüldüğü belirtiliyor. Efendim yaklaşık 3 saat boyunca HT360'ta birlikteydik. Ben Dilek Gül noktalıyorum bu dilimi. Benden sonra karşınızda ana haberde Esra Toptaş olacak. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Habertürk'te kalın.